Sevgili Babuslar seyircileri, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Size söz verdiğimiz gibi program arasını çok uzun tutmadık. Sayın Oktan Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Geçen programda hemen maillerimizi, yorumlarımızı aldık. Çok güzel yorumlar geldi. İstiyorsanız yine programa başlarken yorumlardan başlayalım. Tabii, hay hay. Yine bu yayın sürecinde güzel mailler gelmiş, yorumlar gelmiş. Sorumuz şuydu, hatırlayacaklar sevgili izleyenlerimiz. Türk ordusunun Türk milleti için önemi nedir diye. Paşa Beyefendi yine göndermişler. Harika program olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüce Türk Milleti'nin teminatıdır demişler. Devam etmişler. Fahrettin Kırmızı Beyefendi yine Sayın Kereş ve Osmancık muhteşemdiniz diyerek övgüler bizlere yağdırmış. Teşekkür ederiz kendilerine. Serpil Hanım, Oktan Baba harikasını, bizim ablam olursunuz, Allah razı olsun diye bir kahveli söz dizmiş. Teşekkürler Nida Hanım. Kişinin aynasıdır, o kendinin ablamı görmüş. Eyvallah. Oktan Baba, Güzin Abla, sizleri çok seviyoruz. Programınızı her hafta yapın ne olur. Türk ordusu Kınalı Kuzuların otağıdır demiş. Çok güzel. Evet, Sevil Hanım Efendi yine öncelikle Oktan Baba ve Güzin Abla'ya kucak dolu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıkça yapın demiş. Türk ordusu göz bebeğimizdir. Mehmetçik yuvasıdır demiş Halil Arslan Beyefendi. TSK'ya uzanan eller kırılsın demiş. Ailece bu programı izlediğini ve çok yararlandıklarını belirtmişler. İsmet Beyefendi yine bizleri tebrik etmişler. Ordumuza saldırılan şu günlerde de desteği takdire şayandır demişler. Estağfurullah efendim. Tuncer Altınözü yine şok olduk diyor. Ordumuz var olmamızın yegane sebebidir. Allah'a emanet olun demişler. Evet, Faruk Bende beyefendi galip et ya Rabbi çünkü son ordusudur bu İslam'ın demişler. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir dizesidir. Çok güzel. Süleyman Etki beyefendi askerlik ilimize karıştırmış bir milletiz. Biz hatta yapılan ilk millet demiş vesaire devam ediyor. Ordumuz biz hayatta en çok sevdiğimiz Resulullah'ın otağının ve bu ocağa nazar eylemişiz diyor. Övgüler dizmiş. Çok güzel. Ufuk beyefendi her Türk asker doğar. Ordumuz, namusumuz, canımızın, hürriyetimizin sembolüdür. Türk milleti ordusuz yaşayamaz. Kim ne derse desin ordumuz göz bebeğimizdir demiş. Çok güzel. Serdar Beyefendi, güdümlü tarih hakikate gözü kapalı bilim yapanlara Babıslar Üniversitesi'ni tavsiye ederim. Nasiplere gözleri aydınlatır, gönülleri şen olur inşallah. Türk ordusu Oktan abinin programda belirttiği üzere göz bebeğimizdir. Koruduğu, kolladığı, beklediği unsurların da göz bebeğidir. Onun için onu budamaya kalkışanlara bir ikaz olsun. Göz bebekleri müdahale reflekslere neden olur demiş. Çok güzel bir şey. Evet. Ve arifane bir söz refleks meselesi. Evet, çok güzel bir sefer. Yani bakalım inşallah. Kazım Samur Beyefendi yine saf damarıdır demiş Türk ordusu için. Metin Beyefendi Türk milleti için önemli olan Allah'ın yeryüzündeki ordularıdır. Velhasıl İslam'ın sancağı her devirde Türk ordusudur demiş. Evet. Mustafa Beyefendi yine güzel mesajlar atmışlar. Harun Karacabay, Oktan abi demiş. Selamünaleyküm Oktan abi. Aleykümselam. Sizleri çok özledik. Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Akif Aslan Beyefendi, ordumuz, elimiz, milletimiz, ayağımız, yersiz ayaksız bir vücut eksiz kalır. El bir tehlike anında hemen korumaya geçer vücudu demiş. Allah evden ayaktan düşürmesin. Amin efendim. Turul Beyefendi, Oktan abi, Güzün abla. Allah sizlerden razı olsun. Ordumuzdan da Allah razı olsun. Peygamber ocağımız şerefimiz demiş. Eyvallah. Evet, bu da benim çok hoşuma gitti. Evet, çok güzel gerçekten. Bunu isterseniz Turul Bey'e not alalım. Turul Bey zaten ben evet, not almışım bunu. Eyvallah. Sinan Yıldırım Beyefendi, Allah Celle Celaluhu'nun selamı, bereketi hepiniz üzerine olsun demiş. Ve aleyküm selam kardeşim. Türk milleti ordudur zaten. Ordu bu milletin dininin teminatıdır, namusun teminatıdır, vatanın teminatıdır. Bugün bu satırları yazabiliyorsak, bu ülkenin her karış toplamda özgürce dolaşabiliyorsak hepsi ordumuzun sayesindedir. Güçlü bir ordu, güçlü bir millet demektir. Acaba bu güçlü ordumuz olmasa tüm dünyanın gözü de olan bu topraklarda rahat yüzü görebilir miydik? Hatasız kul olmaz, onun da yanlışları olabilir ama bu yanlışlardan ötürü ordumuzda dil uzattırmayız, eleştiririz ama yıpratmayız. Şayet bu güçlü ordumuz olmasa acaba vatan, millet bütünlüğünden bahsedebilir miyiz? Çoktan parçalara bölünmüştük. Onun için diyorum ki kahraman Türk ordusu, sen çok yaşa, yaşa ki vakti zamanı geldiğinde tüm mazlum insanların, tüm ezilen milletlerin koruyucusu, kolayısı ol. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asıl kanda mevcuttur. Çünkü sen Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki ordusunu bu şerefle yaşa, ona layık ol. Selamla dua edilmiş. Çok güzel, çok güzel bir yorum. Güzel. Gerçekten Harun Karaca Bey yine güzel bir mesaj atmış. Hamit bir beyefendi, 53 yaşında biri olarak kendim hala asker hissediyorum ve vatanım için ölmeye hazırım diyorum. Türk ordusu benim, sensin, biziz, kurban olurum ona eyvallah. Çok Türk ordusu güzel. Halkın, milletin ordusu. Sizsiniz, biziz, Coşkun, Barış, herkes işte ben. Evet.
Ömer Faruk Öztürk Beyefendi, yine Büyük Önder Türk'ün dediği gibi olduğumuz Türk toplumunun Türk idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemin çalışmanın yenilmesi imkansız teminatıdır demiş ve devam etmiş. Daha çok güzel. Oktan abime ve Güzin Hanım'a kucak dolusu sevgili Allah'a emanet olun. Allah razı olsun Ömer Faruk Beyefendi. Bekir Öztürk Beyefendi, ordumuz sadece bizim değil, tüm dünyanın mazlumları ve mahzunların koruyucusu, hatta aşanların, yoldan çıkanların cezalandırıcısı demiş. Çok güzel devam etmiş. Allah razı olsun. Evet, Türk ordusunun tarih boyunca böyle bir özelliği var. Sadece Türk milletinin değil, yanındaki coğrafyaların, hatta kıtaların, mazlumların yanında olmuş bir ordu. Evet. Osmanlı'da böyle, Selçuklu'da böyle, daha önceki devirlerde böyle. Yine Nermin Hanım, Nermin Masuloğlu, bir çocuğun engeli yolda güvenli tuttuğu yerdir demiş. Çok güzel. Hollanda demiş, can kurban orduma. Oktan Baba demişler, estağfurullah Sinem Hanım, Oktan Baba ordumuz peygamber emanetidir demiş. O da çok güzel. Peygamber ucududur. Peygamberimizin bizlere, Müslümanlara bir emanetidir. Ordu kurun diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Ordu kurun. Hatta öyle diyor ki ayet-i kerimede, ordunuz düşmanınızın ordusuyla denk olmasın, sizinki daha üstün olsun. Her yönde. Gerçekten Türk ordusu çok önemli bir ordu. Eyvallah. Osman Şen Beyefendi yine çok güzel metiyeler düzmüş. Öznur Hanım, Oktan Baba, Güzin Hanım, Güzin Abla, Allah için harikasınız. Gönülleri met ediyorsunuz. Öyle şeyler öğreniyoruz ki hiçbir yerde olmayan ilimler, bilgiler, Oktan Baba, estağfurullah. Çünkü sizlere, ilk defa burada konuşuluyor. Estağfurullah. İnsan bu kadar mı mütevazı şirin olur? Estağfurullah. Sizlere acizane şirinciklerim diyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu da güzel bir, artık kalır üzerimizde bu. Kim ne diyorsa şirinciklerim diye kalır. O bir de Babısır Üniversitesi. Artık evet, yani bu kalıplaşta Babısır Üniversitesi. Estağfurullah. Canan Hanım, Babısır'ı beklemek çok zor ne olur? Her hafta ya da 10 günde bir demiş. Allah razı olsun. Ama Oktan Bey'i söyleyeceksiniz çünkü Oktan Bey'i yakalamak çok zor. Eyvallah. yine sık sık yapın demiş Deniz Işık Beyefendi. Çok da talep bu konuda geliyor. Evet, evet. Çok. Her evet. gün yapın diyenler var. Estağfurullah. Muhteşem ikiliye sonsuz dua ordumuz kalbimize can feda demiş. Gökhan Kalem Beyefendi. Ordu sırdır. Cam sırsız bir özelliği yoksa ordu bu milletin sırrıdır. Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Hak her yerde hazır ve nazırdır her an. Eyvallah. Çok, çok güzel. Çok güzel. Recep bu hafta Elmas. Seçemeyeceğiz biz birinci. Eyvallah. Allah'ın hafız ve settar esmaların üzerindeki tecellisidir. Bu da çok güzel bir ariflere, ariflerin yani bir... Bunu sanki hepsini arifler yazmış. Evet öyle. Serkan Çalışkan Bey, Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Şehadet bekleyenlere selam olsun. Şehedamızın ruhu şad olsun demiş. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah onlara değineceğiz birazdan. Yine Kamil Türk namusumuzun koruyucusu, şerifimizin bekçisi, hasretimizin göz bebeği olan ordumuza Allah sebal vermesin demiş. Amin. Murat Bey, gönlümde bayrak ve vatan sevgisini hissettim. Gözlüme yaşlar dökülür. Kimin dökülmez ki? Rahmet pınarları vatanın bayrağı için gönlümden akar demiş. Can feda bu vatana. Tafs'tan Oktan Baba'ya selamlar. Eyvallah. Aleyküm selam. Sevcan Hanım, muhteşem saz ve söz, bilgi, tasavvuf, görüşü, her şey var. Ama her hafta olmalı demiş. İnşallah. Dua edin olur inşallah. Gayret kadar sıklıkla yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Ama dua da etsinler inşallah. Eyvallah. Tabii çok çok önemli o. Nazan Hanım Londra'dan. Resulullah'a teslimiyetin ifadesidir. Bu da çok güzel bir yorum olmuş. Nazan Hanım'a da ayrıca sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Erdemir Çolak Beyefendi. Evet, bu yine ordumuz bizim namusumuzun teminatıdır ve programa sizlere selamları var, övgüler var. Sık sık olması için her yönde ve hala şu anda mesajlar geliyor. Ama daha da geliyor bu, yani. Daha da geliyor. Biraz erken yapıyoruz programı, bu çekimi. Onun için haklarını helal etsinler. Belki daha gelecek. Onları okuyamayacağız belki ama haklarını helal etsinler inşallah. Buradan merak edenler netpano.com'dan yorumlara girsinler. İnşallah. Görsünler. Ama biz bu kadarını görebileceğiz. Evet. Aslında 10 tane okuyacağımızı söylemiştik ama bu hafta gelen yorumlar dediğim gibi yani hepsi Arifler'den gelmiş. O kadar güzel yorumlar ki bu arada Göker Bey de benim mailimi atarak size selam söylüyor. Üzerinde kalmasın. Aynı zamanda da göklerin ordularına da buradan selam edelim. Yani bir yerlerin orduları var, bir de göklerin eyvallah, orduları. Eyvallah. Onların da yardımı olmasa zaten yerlerin evet. orduları da. Tabii. Zaten gök ordusuyla yer ordusu bir bütün olduğu zaman zafer geliyor. Yani öyle diyor ya. Onları unutmamak lazım. Ebu Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ı kapısından içeri almıyor. Daha önce hep programlarda dile getirdik. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han der ki ya koca Bizans'ın kapılarından içeri girdik, kırdık, döktük de bir dervişin tahta karşısından içeri giremiyoruz. Neyse bir olur, iki olur, üçüncüsünü de kabul eder. Der ki sultanım bizler dua ordusuyuz.
öyle lezzetli şeyler anlatıyoruz ki siz bu lezzete kapılırsınız. Sizlerse yeryüzünde kılıç ordususunuz. Sizlerle bizler bütün oluyoruz. Evet. Siz kılıcı bırakırsanız eksik olur, yarım olur, tam olmaz işimiz. Biz bırakırsak yine sizin kılıcınız eksik kalır. Yani dolayısıyla gökyüzü ve yeryüzü ayet var. Gökyüzü ve yeryüzündeki orada Allah'a aittir de gök ehli ve yer ehli bir bütün olduğu zaman zaten zafer müessir olur. Onları da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi aynı zamanda Türk ordusu bütün dünyanın teminatı. Gerçekten çok kuvvetli bir ordu, çok maneviyatlı bir ordu. Peygamber ocağı, peygamberin duası. Ama biz buradan birinciyi biraz zor seçeceğiz gibi geliyor bana. Hepsi birinci aslında. Nasıl yapalım? Hepsi birinci. Ama ben yine seçim hakkını bayanlara öncelik olarak veriyorum. Ben asla seçemedim. Yani o kadar güzel ki evet. Bütün yorumlar. Formaliteden yine Turul Bey'e ilk onun ismini tamam, zikrettik. Tamam öyle diyelim. Öyle çünkü olsun, ilk maili gönderenler içindeydi. Hemen evet. Program sonrası evet. Göndermiş. Ben şuna dikkat ediyorum. Daha program yayınlanıyor pazartesi günü. O andan itibaren hemen mailler gelmeye, telefonlar İnşallah. Gelmeye başlıyor. Bırakın. İnşallah. Yine burada bir güzel mail okumuştuk. O Süleyman Etki Beyefendi de bizimle irtibata girebilir. Serdar Beyefendi de girsin. Yani bu sefer biraz şey yapalım. Torpil yapalım. Torpil birkaç yapalım. Kişiye hediye gönderelim inşallah. Aslında mümkün olsa hepsine göndermek evet, gerekir. Evet. Hepsi çok çok güzel yazmış. Evet. Bundan sonra yazanlar da eminim çok çok güzel yazacaklar. İnşallah. Şimdi Oktan Bey, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hıdrellez'di. Evet. Hıdrellez'in Türk toplumu, İslam toplumu üzerinde. Aslında sadece İslam değil. Ben şeye gittiğimde, Kudüs'e gittiğimde onlarda da Hızır Aleyhisselam'ın heykeli vardı at üzerinde. Onlar da başka bir ismini anıyorlar. Çok önemi var. Beraber yaptığımız programlardan sonra da bana şöyle mailler geliyor. Oktan Bey size Hızır Aleyhisselam'ı gösterdi mi diye. Estağfurullah ben gördüm mü ki canım. Ha şimdi sizin o kitabınızla sizi çok Hızır Aleyhisselam'ı bütünleştirmişler. Şimdi biraz Türk toplumunda veya İslam toplumunda Hıdrellez'in önemi, biraz da Hızır Aleyhisselam'dan bahsedelim. Her ne kadar geçmiş de olsa biraz yad edelim. Tabii sık sık gündeme gelen bir konu aslında. Hazreti Hızır Aleyhisselam, kısaca anlatırsak, ayet-i kerimelerden yola çıkacak olursak, Keyif suresinde özellikle biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam ile ilişkilerinden bahseder, üç vakadan bahsedilir. Fakat katımızdan ilim verdiğimiz bir kul, salih kullarımızdan bir kul olarak Rabbül Alemin bizi onu kodlar. Ayette çok açık belirtilir. Ve Allah'ın katından, indullahından özel bir ilimle donatılmış ve yeryüzüne o ilimle icraat ve irşat vazifesiyle görevlendirilmiş salih yani doğru bir kul. Dolayısıyla dikkat edecek olursa ilim. Hani daha önceki programlarda da sık sık dile getirdiğimiz için çok şükür bu konuda kamuoyu oluştu. Hani Toto Loto sonuçlarını verecek, daha da kalmış, ekosacak, efendime söyleyeyim şunu bunu yapacak. Yani avami ve folklorik yapıda eski mistik anlayışa göre değil de daha ciddi ele alınması gereken bir şahsiyet. Tabii ki iki denizin birleştiği yer meselesiyle Kur'an-ı Kerim tabir eder. Biz onu inşallah Teala Allahu Alem İstanbul olarak nitelendirdik. Hatırlayacaksınız kayalıklardan bahseder ayet-i kerimede işte Musa Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam'la yolculuk yapar. Hızır Aleyhisselam'ı bulma ümidiyle, ondan ilim öğrenme ümidiyle. Çünkü öyle der ki İsrailoğullarının kavminin en bilgisi ve insanoğlunun en bilgisi benim dedikten sonra Musa Aleyhisselam, hayır sen değilsin der Cebrail Aleyhisselam. Bir başka kul var. Ve ayet-i kerimedir Kur'an-ı Kerim'de. Her bir bilen üzerinde başka bir bilen vardır. Musa Aleyhisselam kimdir o zaman? Ondan ilim alayım der. Adeta bu ona bir tokat olmuştur. Çünkü kendisini bilge, en bilge zannettiği zaman ki Musa Aleyhisselam Hulül Azim peygamberlerden bir tanesidir. Ve öyle bir şahsiyeti arama yoluna gider. Şimdi büyük tasavvuf erleri Mevlana Hazretleri başta olmak üzere Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri yine birçok Evliyaullah, Musa Aleyhisselam'ın Hızır'ı arayış yolculuğunu müritlerine, talebelerine, evet sizler de Allah'ı ve mürşidinizi aynı onun gibi arayın buyurmuşlardır. Yani aynı sistemi metot olarak gönüllere bir manada nakşetmişlerdir, metotlaştırmışlardır.
İnşallah. İnşallah. Belki deruni anlamda. Ne oluyor? Allah-u Teala da sen yeterli misin diyor kulum. O zaman öyle kal. İşte, tehlike burada. Evet. Şimdi onun için peygamber peygamber olduğu halde demiş ki benden daha Hızır'ı bilgi diye bir bilgi vardır. Ki bu bilgi şeriat ilmine göre ters gözüken. Fakat hikmet ve sonuçları itibariyle direkt Allah'ın katından verilen ve hikmetleri sonradan çıkacak olan bir bilgidir. Buna ledün ilmi de biliyorsunuz deniyor. Dolayısıyla örneğin Musa Aleyhisselam'ın yanında Hızır Aleyhisselam bana muhalefet etme der, sana ilim öğretirim. Fakat tek isteğim bana muhalefet etme. Gördüklerin, yaşadıkların, duyduklarının senin için bir ilimdir. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'in tefsirini açalım şimdi. Dolayısıyla fakat bana muhalefet etmeyeceksin. Musa Aleyhisselam kabul eder. Dolayısıyla daha işte bir gemiye binerler. Ayet-i Kerime'nin anlattığı itibariyle gemiyi deler. Gemi Müslümanlara aittir. Çocuklar, kadınlar vardır. Musa Aleyhisselam diyor ki ne yapıyorsun ya gemide biz de varız. Şimdi tabi bunlar çok derin bir meseleler. Aslında Musa Aleyhisselam elinde şeriat bilgisi var, şeriata göre zarar veriyor. Zaten. İnsan bindiği gemiyi deler mi? Hem aklı, mantıkı ilme ters, hem şeriat ilmine ters. İmanlı kişilere zarar veriyor. Tabii ki, ben der sana söylemedim mi, bana sabredemezsin, muhalefet etme. Özür diler Musa Aleyhisselam, ikinci hadise şar, bir beldeye gider, orada bir çocuk görür, çocuğun kafasını Hızır Aleyhisselam bir şekilde keser. Dehşete kapılır Musa Aleyhisselam. Sen ne yaptın yahu der. Şimdi tabi Kur'an ayeti itibariyle ona büyük üstadlarımız, büyük Evliyaullah'tan tefsir edenler, gönül gözü açık olanların derslerine rahlele oturanlar daha iyi bilirler. Belki sen ne yaptın? Dehşete kapılmıştır. Düşün şimdi bugün bir çocuk gözünüzün önünde kesilse, psikolojiyi anlamak adına, anlaşılması adına söylüyorum. Dehşete kapılır değil mi? Peygamber kızar, hiddetlenir. Zaten Musa Aleyhisselam biraz celali bir peygamber. Dolayısıyla der ben sana söylemedim mi? Bana sabredemezsin, muhalefet etme. Yine özür diler. Bu özür dilemeler Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kısa kısa geçtiği için biraz sonra inşallah Hızır'ı bilgilerin bazı noktalarında Adamname'ye devam edeceğiz inşallah. Orada evet inşallah değiniriz. Sen de diyor ki çok kısa anlatılıyor. Böyle geçti. Özür dilerim. Ya Hızır veya şahsiyet ismi neyse o gün için. Özür dilerim. Bu böyle değil. Arasında belki günler geçiyor. Onu sindirebilmek için saatler. Kendini affettirebilmek için kalbinin yumuşasını beklemesi hani eşref saati meselesi gibi. Kabul eder Hızır Aleyhisselam tekrar yola giderler. Bir beldeye giderler, ne su verirler, bunlara ne yemek verirler, çok yorgundurlar. Bir de hakir görülürler. Belki dövülürler, sövülürler. Bir duvar örer. Yıkılmış olan bir duvarı. Musa Aleyhisselam der ki, ya Allah aşkına der ya. Hiç olmazsa bir ücret alsaydık, bak susuzluktan, açlıktan şurada mahvolduk ve biz bedavaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bunu bir peygamber diyor. Dikkat ediniz. Yani hani şimdi tasavvufta bir ilke vardır. Dervişlik dediğin ne diyor? İşte bir hırka, yırtık yamalı bir efendime söyleyeyim hırka ve bir lokma ekmek vesaire. Ve teslimiyetten bahsediyor. Onun içindir ki hadisi şerifin mucizesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetimin alimleri, beni İsrailoğullarının ancak peygamberleri gibidir. Yani tabiri caizse peygamberlik tabii ki üst makamdır. Yanlış anlaşılmasın seyircilerimiz burada. Peygamberlik Allah'a verdiği bir memuriyettir. Tabii ki onun üstüne bir şey çıkmaz ama kulluk noktasında ümmetin varisleri, alimleri işte bunu yapmıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir şeyhe bir müridi hani bu şekilde çok fazla bir muhalefet etmez. Avami dahi olsa hani korkarak yaklaşır bir manada. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'a, Hazreti Aleyhisselam'a ki tamam seninle aramızdaki yolculuk bitmiştir. İç yüzlerini anlatır. Gemide işte bunlar yaptık ama karşıda bir korsan vardı, zalimdi. Gemileri ele geçirdi. Yaralı gösterdik ki bu gemiye bulaşmasın, dalaşmasın. Bundan hayatını kurtardık, gemiyi kurtardık. O çocukları, o kadınları. Efendime söyleyeyim çocuk çok zalim olacaktı. Belki teccal olacaktı. Bununla ilgili biliyorsunuz bir yazı yazmıştık daha önce kitabımızda. Belki de anasına, babasına ve İslam ümmetine bulunduğu kavme çok büyük kötülükler yapacaktı. Allah ona daha hayırlı bir çocuk vereceği için bunu yaptık ve bunu kafamdan yapmadım, kendimden yapmadım. Allah'tan aldığım emir ve ilimle yaptım buyur. Üçüncüsünde de bu hazine vardı burada, bu duvarı ördük ki iki yetim çocuğu. Şimdi eğer bu duvar yıkılsa bulacaklar bu hazineyi, onlar büyüsün, onlara nasip olacak inşallah. Tabi bunların hepsinde sırlı konular vardı aslında ve bunların hepsini Allah'ın izni ve ilmiyle yaptım der ve artık seninle yolumuz ayrıldı der.
Şimdi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Yani Yedun ilmini öğrenemedi. Evet. Şöyle buyurur. Der ki, keşke Musa kardeşimiz biraz daha sabretseydi. Başka kısalar da ümmet öğrenirdi. Efendimiz biliyor zaten kendisini öğrenme gibi bir şey yok. Hızır-ı Bilgi dedik, oradan girdik. Şimdi ters gözüken bir şey var. İşte çocuğu kesiyor, gemiyi deliyor. Şeriat ilmine göre çok ters. Şimdi tabii bunu ehli yapar. Bunu başka nerede, kim yapıyor? Hızır-ı Bilgi'yi kim kullanıyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bakın ben hep bunları söylüyorum. Bana bununla ilgili çok mesajlar geliyor. Estağfurullah metiyeler geliyor. Tefekkür edildiği zaman aslında çok şey çıkar. Ayet-i kerimeler, kelamullah, kelamullah Allah'ın konuşması diyoruz değil mi? Biz de konuşuyor, hasbihal ediyor. Eğer derinleşirsek, ayetteki emirler gibi akledenler, tefekkür edenler, bunda ayrı hikmetler, ibretler alır dendiği için eğer derinleşirsek birçok şeylere erişiriz. Yoksa bunun övgüyle alakası yok. Kim yapıyor? Yusuf Aleyhisselam yapıyor. Kardeşi Mısır'a geldiği zaman ne yapıyor? Firavun'un veya saray kralının tasını çalıyor. Su tasını ve kardeşinin heybesine koyuyor. Şimdi bakın ayet-i kerime bu. Açsınlar Yusuf suresine baksınlar. Şimdi ve yakalanıyor kardeşi, hırsızlıkla itham ediliyor. Şimdi birimizin çantasına bir şey koysak Müslüman ahlakına göre şeriat ilmine nedir? Terstir, günahtır. İftira atıyorsun ve zulüm yapıyorsun bunu değil mi? Peygamber bunu yapıyor. Yusuf Aleyhisselam peygamber değil mi? Ama neden yapıyor? Hızırı bilgiye sahip olduğu için. Ters gözüküyor ama o ayetin devamında ne vardı? Tanınması için, onu alıkoyması için birçok mevzu var. İşin içinden sonra hikmet çıkıyor ayeti anlatımıyla. Demek ki Hızır'ı ilmi birçok peygamber kullanmış. Veliyullah da bu şekilde bir mahiyette, manada kullanmıştır. Şimdi misal yine akletmezler Yusuf suresinden bahsettiğimiz zaman. Yakup Aleyhisselam ne buyuruyor? Yusuf Aleyhisselam rüyasını gördüğü zaman babasına anlattığı zaman ayı güneşi gördüm, işte bana şunu yapıyorlardı, secde ediyorlardı falan. Ayet-i Kerime'nin anlattığı itibarıyla ne buyurdu Yakup Aleyhisselam? Aman evladım dedi. Sakın bunu kardeşlerine söyleme. Eğer sen anlatırsan onlar seni kıskanırlar. Bakın burada bir ibare. Bunu hani bu kelimeyi de sevmiyorum. Bunu ilk defa biz anlatıyoruz. İlk defa biz anlatıyoruz. Sanki aşağı inelik gibi ama estağfurullah fazla mütevazilik de aslında riya mukabilindendir. Biz öyle öğrendik. Riya maksadımız değil, Allah biliyor. Fakat söylemek zorundayım bazı şeyleri. Orada aslında zannediliyor ki sadece Yusuf peygamber rüya ilmini biliyordu. Demek ki kardeşleri de biliyor ki Yakup peygamber diyor ki aman sakın söyleme, anlatma, anlatırsan kıskanırlar. O zaman niçin anlatmamasını tembihliyor? Demek ki o devirde onlar da rüya ilmine sahip. Yusuf kadar olmasa da demek ki bayağı bir vakıfiyetleri vardı. Konu itibariyle bunları demek ki tefekkür yoluyla da tabii ki dediğim gibi rahlenin önüne diz çökeceğiz. Yani talebe olacağız. Sizin başta söylediğiniz gibi efendime söyleyeyim kendimizi yeterli görmeyeceğiz. Çünkü o zaman Allah-u Teala buyuruyor. Madem yetersin. Tamam abi. Sen kendi ilmine yetin diyeceksin, evet, değil mi? Evet. Şimdi insanların çok merak ettikleri, görmeyi talep ettikleri bir Hızır Aleyhisselam var. Evet. İşte bu Allah'ın katından kendisine verilen ledun ilmini layık gördüğü insanlara veren ama bazıları alır bazıları alamaz. Şimdi insanlar bunu hakikaten görmeyi çok istiyorlar. Hatta sizinle geçen yaz yaptığınız bir yine program çok büyük bir tevafuktu. Hıdr-ı Lez'e denk gelmişti. Evet, yolda evet. Da bir tane meczup görmüştük. Evet, evet. Orada yarın Hıdr-ı Lez diye insanları Nabi Sultanahmet Meydanı'na davet ediyordu. O programdan sonra pek çok kişi Sultanahmet Meydanı'na gitmiş Hıdr-ı Aleyhisselam'ı görebilir miyiz diye. Şimdi insanlar onu hani siz de hep anlatmışsınız. Dilenen, fakir, üstü başı, yırtık, pırtık, hiç ummadık bir anda insanların karşısına çıkan, kapısını çalan bir insan olarak düşünüyorlar. Aslında onun önemli görevlerinden bir tanesi de bir kumandanlık görevi var değil mi? Zaten işte ilimle kodlanmış bu ilim nedir? Çok geniş ve detaylı bir ilimdir. Ledün ilmi deyip geçmemek lazım. Ledün ilmini Allah-u Teala kuluna vermiş. O irşat edeceği, dağıtacağı kimselere de ihtiyacı mukabilinde veriyor. Bunun içerisinde harp sanatı var. Peki birazdan gireceğiz nasip olursa Hızır-ı Bilgi açısından. Evet. Adem'le anlam meselesinde. Bunun içerisinde irşat ilimleri var, ruhani ilimler var. Manevi boyutu genişletecek ilimler var. Allah'a yaklaştırma ilimleri var. Yer bilgileri var. Gök bilgileri var. Misal gök ehli diyor. Ayet-i Kerime var. Gökte kapı açarız diyor. Demek gökte bir şey var. Gökte oturanlar bunu bilir diyor.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son nefesinde ne buyuruyor? Yüce dostlar katına gidiyorum diyor. Veya diyor ki gökte olanlar Allah'a secde etmekten kibirlenmezler. Tabii ki, tabii ki. Bir de yer ehlinden bahsediyor Allah-u Teala. Yine ayet-i kerimelerde. Yer ilmi ayrı, gök ilmi ayrı. Yani dolayısıyla bu bütün ilimleri ihtiyaç mukabilinde dağıtıyor, veren bir şahsiyet. Ve bunu Hızır Aleyhisselam'ı niçin görmek istiyorsun diye sormak lazım. Gördün evet, ne yapacaksın yani? Geldi karşına. Çok şirin sorular, böyle söylenenler bize yaşlı. Ya çok kimse tanımıyor mesela. Evet, geliyor, mesela geldi. Veya gerçekten sen onun Hızır olduğuna inanacak mısın? Bir de böyle bir şey var. Çünkü herkesin kafasında bir Hızır profili var. İşte aksakallı, nur yüzlü, sarıklı, şalvarlı, belki elinde koca bir asa falan. Bir anda adamın karşısına çıkacak. İşte falan. Ne dilersen dile, bende Alaaddin'in sihirli lambası vardır, cin çıkar falan gibi böyle folklorik, avami bir şey. Ne isteyeceksin? İşte paramı isteyeceğim, şunu mu isteyeceğim, bunu mu isteyeceğim? Ne isteyeceksin? Şimdi insanın bunu tatması lazım. Hani menkıbedir, anlatılır. Olmuş gerçi bu meseleler. Adamın bir tanesi demiş ki, ya ben Hızır'ı görmek istiyorum demiş. Hızır Aleyhisselam'la karşılaşmış. Ama demiş, nasıl tanıyacağım amca demiş. Sen Hızır'ı biliyor musun der. O da der ki, bak oğlum, Hızır Aleyhisselam şu minareyi görüyor musun der. Orada bir cami gösterir. Böyle eğer demiş, o manada da minare eğiliyor. Sonra böyle tekrar kaldırır demiş. Allah razı olsun amca, çok sağ ol bana demiş, çok iyi tüyo verdin, çekmiş gitmiş. Bir ahmak. Minareymiş. Şimdi basiret bağlanması diye bir şey de evet, gerçekten. Anlatmak istediğim şu, elbette ki insan belki heyecanlanır ama ilimle kodlandığı için önce ilime müracaat etmek lazım. İnsanlar kendini ilmen hazırlaması lazım Hazreti Aleyhisselam'la görüyoruz. Ya talebi o olması lazım. Talebi kesinlikle yani Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Katımızdan para verdiğimizde mi ilim verdiğimizde. İlim o zaman ilimle biz hasbihal edeceğiz. Küçük veya büyük fark etmez. Yani evet. Allame-i Cihan olmaya gerek yok. İlime dalacağız. Kur'an'a dalacağız. Bakacağız ne diyor Allah'ımız, Rabbimiz, Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonuçta tak diye karşımıza belki bir gün çıkacak. O zaman ondan verim alabiliriz veya ondan bir nasip alabiliriz. Yoksa bir anda çıktı. Ben inanıyorum ki Hızır Aleyhisselam her tarafta dolanıyor. Milletin de gözünün önüne giriyor. Ama insanlar kafasında bir evliya profili çizdiği Hızır için. Hızır profili var. Onun farkına varmıyorlar. İşte bir resim var. Onu bir kere kırmaları lazım insanların. O putlaşmış figürleri kırmaları lazım. Neydi? Kişinin kılık kıyafetiyle alakası olmaması gerekir. Suretine aldanmayacak değil mi? Şeytan aldandı. Ve ne yaptı? Secde etmedi. Bizde de o şeytan ahlakı diyorum. Çoğu kişi kılık kıyafetinden dolayı ya bir insanı Hızır biliyor ya da efendime söyleyeyim hakir gözlük bir insan kabul ediyor. İşte onun için cevher önemli. Cevheri görebilmek için bir gözlük lazım. Öyle bir göz lazım. O gözlük de ilimdir. İlim öğrenmek lazım ki o gözlüğü takalım, aa şimdi geldi diyelim. Hatta herkesin içerisinde gelir konuşuruz da siz de bulunursunuz, ben de bulunurum. Biri hasbihal eder, görürüz onu. Peki kulak misafir olsa da ama çeker gider, o Hızır'dır, ona nasip vermiş. E biz de buradaydık. Neden biz alamadık? Efendim biz nasiplenemedik. Tabii nasiplenemeyiz. Şu da var. İşte Allah nasip etmedi mi? Elbette amenna ve sadakna. Fakat kul eğer talep ederse nasibini yeryüzünde, bakın bunu da bugün dedik ya biraz erenler muhabbeti yapacağız inşallah. Biraz derine dalalım. Hani siz sık sık diyorsunuz işte derine dalmıyorsunuz vesaire sorular. Yani biraz daha bildiklerimizi, öğrendiklerimizi bir manada paylaşmak niyetindeyiz. Suçu lisanımız varsa affola. Nasipleri Allah-u Teala yağmur gibi yağdırıyor. Her kuluna. Yani şu yok. Güzün Hanım'a nasip var da oktan keleşe yok. Öyle bir şey yok. Hepimize var. Nedir? Müsebbibü esbab diyor büyükler buna. Yani sebepler sebep. Her yer sebep dolu, nasip dolu. Her biri anahtar. Misal nedir? Çok somut bir örnek vereyim. Caddede yürüyoruz. Karşıdan karşıya bir baktık. Yaşlı bir nene, teyze. Babaanne her neyse. Geçmek için uğraşıyor, geçemiyor, koluna girdik. Gel neneciğim. Seni karşıdan karşıya geçiriyorum. Bu bir nasip ve sebeptir. Allah tak diye karşımıza o anahtarı çıkardı. Biz neneyi, işte o yaşlı teyzeyi bir suret insan olarak görüyoruz. Eyvallah. Suret insandır ama Allah'ın sırlamış olduğu yedininde bir nasiptir senin için. Koluna girdin. Şimdi geçirdin. Ve şöyle dedi sana. Allah razı olsun evladım dedi. Bakın çok önemli bunlar. Bunları herkes anlatmaz. Çünkü işlerine gelmez. Bazıları da bilmez. Allah razı olsun diyen teyze değildir. Evet onun dilindendir ama hemen örnek verelim. Musa Aleyhisselam, Allah'ım seni görmek istiyorum der. Sana ikramda bulunmak istiyorum. Seni ziyaret etmek istiyorum der. Rabbül Alemin buyuruyor ki, beni ziyaret etmek istiyorsan hasta mı ziyaret et, beni ziyaret etmiş gibisin. Bana ikramda bulunmak istiyorsan bir yetimimi, öksüzümü bul,
fakirimi bul, onu gönlünü al, kalbini al, doyur, memnun et, bir ana ikram etmiş gibisin vesaire anlatır. Şimdi evet, bu teyzeyi karşıdan karşıya geçirdik. Kime hizmet ettik? Ve ikram ettik. Kime? Allah'a. Sebep de yaşlı teyze. Ve bize dedi ki Allah razı olsun evladım. En büyük sermaye de odur yani. Hani biz dua edelim de hepimiz birbirimizi. Fakat dua etmek kadar dua almanın da fazileti çok önemlidir. Bakın bunun da seyircilerimiz çok iyi anlamaları lazım, istirham ediyorum. Dua etmek fazilettir. Allah-u Teala da buyuruyor. Duanız olmasa ne ehemmiyet veririm size veya bana evet, Allah'ım de buyur kulum derim diyor. Ama dua almak da çok önemli. Demin yeryüzü gökyüzü ki tamam olması için geçin. Dua da alacağız. En büyük dua Rezzak ismiyle manevi rızık da Allah razı olsun ibaresidir. Şimdi o teyze dedi. Allah razı olsun oğlum dedi veya evladım dedi. Teyze dedi ama Allah-u Teala dedi ki teşekkür ederim kulum. Teyzenin ağzından aslında Allah seslendi. Bakın bunlar Hallacı Mansur gibi şimdi bizi zındık mındık bilmem ne ilan etmesinler. Arifler anlar. Neden? Ayet-i kerime var. Rabbi Musa'ya ağaçtan seslendi diyor. Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim. Ağaçtan seslenir. Ağaçtan seslenen neneden seslenmez mi? Eşref-i mahlukattan ağaçtan daha üstün vasıfta olan birinden seslenmez mi? Evet. Arifler bunu duymak için kulağa ihtiyaç var Rahman suresindeki gibi. Ama işte ilim. İşte Hızır Aleyhisselam meselesi bakın bu ilimdir anlattı. Görmek istiyorsanız bu şekilde nasiplerinizi arayın. Aramaya gerek yok. Gözümün içine giriyor. Kedi gelir orada bir şeye muhtaçtır. Kuşun gelir iki tane buğday at. Yaşlı bir amcan gelir, teyzen gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm bile sadakadır. Sadakadır. Hiçbir şey yapamazsın. Ondan sonra benim nasibim yok. E tabi yok. Niye yok? Sen o ilmi, o gözlüğü, o kulaklığı elde etmemişsin ki Rahman suresindeki gözler taktık diyor göresiniz diye. Evet. Kulaklar taktık diyorsunuz diye. Niye? İşte bunları. Hızır Aleyhisselam kısaca Hızır'ı bilgileri de bu şekilde irşad etmek için ehline anlatır, verir. Ehli de avama, halka bunları öğretmeye gayret eder. Bu böyle bir silsile yoludur. Evet, mesela hani halk arasında çok söylenen bir söz vardır. Halkın sesi, hakkın sesi. Evet. Ben ona çok inanıyorum. Mesela yolda giderken bir teyze döner der ki kızı mesela böyle dolaşma. Evet. Aslında onu söyleyen hakikaten o teyze değildir. Ben inanırım ki onu mutlaka Allah-u Teala onun ağzından konuşturur. Yani halktan gelene de çok aslında itibar etmek lazım bir yerde. Dediğiniz gibi yani mutlaka Allah-u Teala gözünüze sokmuyor. Bir yerde her an karşınıza çıkartıyor. Fakat önemli olan farkında olmak, bir şeyin farkında olmak. Şimdi burada bir sır daha verelim. Bugün çok sır verelim. İnşallah Teala nasip olduğu kadar. Halk dediniz ya orada. Şimdi biz tasavvufta şunu öğrendik değil mi? Allah-u Teala verir ki teşbih de hata yok mecazen. Yarattığım her şey ailem gibidir. Ailem içerisinde en çok sevdiğim ailemin birbirine en fazla faydalı olan kimseleridir buyur Allah-u Teala. Ve yine büyükler Hazreti Mevlana olsun, işte Hazreti Ahmet Yesefi Hazretleri olsun, Yunus Emre'ler olsun, Hacı Bektaş Veli Hazretleri olsun vesaire. Bütün büyüklerin silsilesinde hakla beraber olup halkın içerisinde bulunmak. Halkın içerisinde beraber olup hakla beraber olup haktan alıp halka vermek. Yani halka faydalı olmak. Halk kelimesi kullanılır. Hatta Mevlana Hazretleri öyle der. Başarmışım der son nefesinde. Hakkı sevmek kolay. Yani halkı sevmek kolay. Ben halkı da sevmişim buyurur. Halkı sevmek zor der. Çok şükür onu da başarmışım. Yani çünkü hakkın halkta gizlediğine biz talibiz. Kişinin kişide aradığı Allah'ın onda gizlediğidir. Aynı Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam da aradığı gibi diyelim. Şimdi halk tabirini kullanırız ya biz halkı ne zannediyoruz biliyor musunuz? İnsanlar. Hayır, halk dediğimiz zaman işte sıvıki bütün yaratılmış. Halk edilir. Halk bütün yaratılmış, yaratılmışlığa deniyor. Aslında sır budur, bunu bilmiyoruz. Nedir onun içinde? Hayvanlar, nebat, çiçek, ot, bitki, kedi, kuş hepsi halk gibidir. Onlara da faydalı olan eşref-i mahlukat onlardan üstün olma cihetiyle. Aslında açık yani. Faydalı olandır. Işte, sadece birbirimize, halk tabii, birbirimize faydalı olan insanlardan madem olduğu gibi. Hayvan aşarata da, eşref-i mahlukasın ondan üstünsün, ona hizmetçisin aynı zamanda. Onda senin için ibret var ama sen ona hizmetçisin. Artı nebata, ağaçlara, bitkilere, her şeye, havaya, suya, toprağa. İşte dolayısıyla demek ki halk dediğimiz zümre bütün yaratılmışlıktır. Eşref-i mahlukat olmanın yolu da bunu bilmekten geçer. Bunu bilmesek sadece insanlar birbirine hürmet etmesi bilmem ne, bu cahilane bir şeydir yani. Bütün olarak ele alacağız. Evet, evet. Halkı yaratılmışlığı yaratılmış. Tüm diyeceğiz inşallah. Şimdi bundan 2-3 program önce
Adem'i ilçe yapmıştık, anlatmıştık daha doğrusu, siz anlatmıştınız. İnsanların da çok hoşuna gitmişti. Evet. Fakat bugün biraz derine giriyoruz, yani sırlara giriyoruz, çok fazla sırlara giriyoruz. Biraz daha bu Adem Aleyhisselam, mesela Habil-Kabil meselesi var. Evet. Aynı babadan doğmuş, bir tanesi Allah yolunda, bir tanesi Allah'ın yolundan sapmış. Biraz daha açabilir miyiz konuyu acaba? İnşallah, şöyle. Ademname dedik biz bunu. İnşallah ben bunu yazıyorum da. Şimdi tabii biz bunları yazıyoruz, televizyonlarda falan deklar ediyoruz veya işte zaman zaman yazdığımız zaman hemen birileri alıp senaryo yapıyorlar. Bazıları izin alıyorlar, bazıları almadan. Benim endişem şu, dezenformasyona uğratmasınlar. Mesela hilalilik kavramını, hazırlilik kavramını bugün bir sürü kişi aldı, şeytanlık kavramını. Daha önce bu kavramlar bizden önce pek kullanılmıyordu. Bizden sonra hilalilik kavramını kullanmaya başladılar ama kimlerin kullandığı çok önemli. Onun için kaynağı aslından öğrenmekte fayda var. Bunun altını çizelim. Şimdi Adem Aleyhisselam ilk insan olma cihetiyle ve bu mahiyeti sureten yaratılmış ve daha sonra peygamber olma cihetiyle yeryüzüne indirilmiş. Biliyorsunuz o programda anlattık. Devamiyetinde oğullar olmuş. Şimdi bugün derin mahiyete gireceğiz. İnşallah Teala. Hatırlarsanız dedik ki Adem ve eşi, eşi nefisi anamız dedik. Hayat-ı Kerime'de Hava nefisten yarattı. Hava ismi Kur'an'da geçmiyor. Habil Kabil diye bir isim de Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kesinlikle. Yani bunu ehli biliyor. Açın Kur'an-ı Kerim'de Habil Kabil diye bir mevzu geçmez. Habil Kabil nerede geçer? Evet, not aldım ben şimdi. Habil Kabil, Tevrat'ın tekvinde İbrahim ve İshak bahsedilir. Eski ahitte Aramice tefsirdedir. İbraniler 11/4'te. Tekvin 5/17'de. Yine İncil'de Matta'da 23/35'te ve Yuhanna'da 1/3/12'de geçer. Habil Kabil Kur'an'ı bir isim değildir. Tevrat'tan işte saydığım bölümlerde sonuçta araştırıyoruz. Kaynak veriyoruz yani. İsrailiyat kaynağı ve Hristiyan teolojisinden gelen bir isimdir. Peki Kur'an tefsircilerine soruyoruz. Ehlullah'a demiyorum, ehlullah işi biliyor yani. O çok bilenlere, ulemaya soruyoruz. Allame-i Cihanlar var böyle, ilahiyat profesörleri falan. Diyoruz ki, peki Kur'an-ı Kerim'de bu Adem Aleyhisselam'ın oğulları var mı yok mu? Var. İsimleri ne? Kur'an diyor bunları söylemiyor diyor. Falan. Biz de diyoruz söylüyor. Söylüyor, sen bilmiyorsan söylemiyor deme. Şimdi biraz bu konuya girelim. Tamam. Şimdi Maide suresinde Allah-u Teala ifade buyuruyor. Maide manası sofra demektir. Ve çok enteresandır. Maide suresi, Maide suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki 27. ayetinde seyircilerimiz not alsın. Arada sırada bu rakamları bekliyorsunuz. Haklılarını helal etsinler. Düzeltiriz inşallah ama mümkün mertebe hızlı konuştuğumuz için şey yapıyoruz arada yani. Sırada hani yanlış anlaşılmasın. 27. ayetinde Allah-u Teala aynen şu kelime kullanıyor. Bil hakkı. Yani Adem'in oğullarının kısasını hakkıyla anlat diyor. Bakın açsınlar bütün meallerde, tefsirlerde budur. Ama ben hakkıyla hiç dinlemedim bugüne kadar hocalardan. Bakın Allah buyuruyor. Şunu diyebilirdi. Adem'in kısasını anlat oğullarının diyebilirdi Allah'tan. Ama öyle demiyor. Başında bu kısayı diyor hakkıyla anlatın. Ve bil hakkı. Şimdi o zaman bunda bir, değil mi? Evet. Bir dikkat çekme var Rabbimiz tarafından. Hakkıyla anlat kardeşim bana sen bunu. O zaman şu, nedir hakkı? Evet. Biz hep bunu Habil Kabil öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Yıllarca bunları dinledik. Bunlarla millete bir de vaaz verdik yani. Ahkam kestik Allah affetsin yani. Şimdi bakıyoruz. Peki Habil Kabil ismi dedik ki bizden değil. O zaman nedir? Kur'an-ı Kerim'de yok oldu iddia ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de müteşahbi ayetler vardır, sırlı ayetler vardır. Allah-u Teala bazen mesela Adem ismini, beni Adem olarak zikretmiş açıkken. Ama oğulların ismini zikretmemiş. Onları da nasıl? Ehline söylemiş. Mesela şimdi bir örnek verelim. Fatır suresi 28. ayet. Bakınız. Ama ondan önce Habil Kabil denen şahsiyetin yani Adem Aleyhisselam'ın oğullarının aralarında geçen Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki ibaresi neydi? O bir kurban verir. İki kardeş kurban adaylar Allah-u Teala'ya götürürler. Birinin kurbanı kabul edilir, diğerinin edilmez. Kur'an-ı Kerim ayeti itibarıyla. Şimdi edilmeyenin ki haset ve kıskançlık yapar Kur'an tabiriyle. Kardeşini öldürmeye kalkar. Kardeşine der ki bak beni öldürme. Sen bana
vursan dahi, öldürmeye kalksan dahi ben sana bir şey yapmayacağım. Çünkü der, ben Allah'tan korkarım. Şimdi Maide suresi 28. ayet bu. Aynen ibare şu. Estağfirullah. İnni efkulluhune Rabbil alemin. Ben Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sana bunu yapmam der. Bakın ayet-i kerime. Şimdi, bunun Arapçasını da alabilir miyiz? Evet. İnni efkulluhune Rabbil alemin. Ben Allah'tan, Rabbimden korkarım der. Maide suresi 28. ayet. Şimdi peki o zaman o kardeş ne dermiş? Ben Allah'tan korkarım. Ayet-i kerime itibarıyla Rabbil alemin, ben Allah'tan, Rabbimden korkarım. Alemden Rabbim, Allah'tan korkarım. Demek ki bir vasıf var. Allah'tan korkarım diyor. Evet. Şimdi ismini burada Allah bize veriyor. Bakın okuduğum süre Maide 28'di. Nasıl veriyor? Kur'an ayetleri birbirini tefsir eder. Allah işte burada ismini gizlemiş. Şimdi veriyorum. Fatır suresi 28. ayet. Bakınız. Bir tanesi Maide 28. Bir tanesi Fatır. Bir tanesi Fatır suresi 28. Ayet-i kerime. Estağfirullah. İnnemâ yahşe Allah'a min abdihi. El ulema'u. Yani ulema kelimesi Arapçadır. Ulema alim demek. Allah'ım. Manası şu. Allah'tan en çok alimler korkar. Şimdi kardeşi ne demiş? Ben Allah'tan korkarım. Burada ne diyor? Fatır suresinde Allah'tan en çok alimler korkar. Ulema. Demek ki ulema. Alimmiş kardeş. Peki yine orada Allah-u Teala'nın izniyle buyuruyor ki misal birçok ayet-i kerimelerde de var. Zalimlik yapmayın diyor. Zalimlerden olmayın. Kardeşi zalimlerden oldu diyor. Kardeşi zalimlerden oldu. Kardeşini öldürdü diyor. Demek ki onun ismi de zalimmiş. Birinin ismi alim. Benim ismi zalim. Ayet-i kerimeler işte ehline Allah-u Teala söylüyor. Niye Habil Kabil diyeyim canım? Ben birine alim diyorum, birine zalim diyorum. Şimdi bundan çıkıp da yani tekvininkini alacağız, Habil Kabil kabul edeceğiz. Matta Yuhanna'nınkini kabul edeceğiz. Alim zalim dediğimiz zaman delilini alsana delil. Dediğimiz zaman bu bir yorum derim kardeşim en azından ama öyle ki neden? Bugüne kadar bu adamlar hep bize Habil Kabil diye yutturduklarından dolayı. Gerçekler meydana çıkınca da ya öyle şey mi olur falan demesinler. Gerçi artık anlayan zümre çoğaldı elhamdülillah. Şimdi yine zalim kelimesi nerede geçer? İsra Suresi 82. ayet. Estağfirullah. Ve nünezzülü minel Kur'an'ı mahuva şufayın ve rahmetin müminine ve la yezidu zalimine illa hasara. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an rahmetle şifadır diyor. Rahmetle şifa terimi. Ayet kelime. Kur'an'ı Arapça bir kelime. Kime? Müminine. Mümine diyor. Aynı Kur'an ve la yezidu zalimine illa hasara. Zalimler ise hasar verir. Hasar yapacak. Hasar kelimesi de Arapça. Kur'an-ı Kerim'den geçmedir. Demek ki birine rahmet ve şifa olan Kur'an, diğerine hasar verici. Zalime ama. Mümine rahmet ve şifa, zalime hasar. Şimdi kardeşin bir tanesi alimdi, Allah'tan korkandı, mümindi, doğruydu, salihti. Diğerisi zalimdi. Ona hasar verdi. O kurban. Bakınız. Kurban var ortada değil mi? Kurban. Evet. Kime? Allah'a veriyorlar. Kur'an gibi. İki kurban birini hasara uğrattı, birini rahmete ulaştırdı. Şimdi dolayısıyla başka bir şey. Bilinmeyenleri anlatalım. Bilinenlerden yola çıkarak. Ve Habil veya Kabil denen şahsiyet biz dedik ki alim ve zalim. Şimdi peygamberin ismi zalim mi olur? Evet. Hani derler ya alimden zalim, zalimden alim doğar falan gibi böyle evet. Şeyler vardı vesaire. Nasıl bugün bazıları satılmış ismini koyuyorlar. Evet. Adam işte satılmış biri diyor. Kime satıldın kardeşim? Hani böyle isimlerde böyle espriler vardı efendim. Satılmış. O Karadenizler'de meşhur da son hikayesi vardı. Satılmış var evet öyle bir şeyler var işte. O hurafedir. Ayrı bir şey de temelini söylemeyeyim. Ölecek derler. Sübyancılık vesaire şey vardır. Onun için orada. Satarlar bir başkasını. Satarlar başını kağıt falan şey yaparlar. Onun için ismi satılmış evet, koyarlar. Evet, ben de çok merak ederdim. Evet, İnsan bir insana niye satılmış ismi koyar? Şimdi çok enteresandı. Tevafuk oldu. Ben yıllar sonra bir kağıt buldum evde. Baktım Oktan Keleş falan filana satılmış satıldı. Satılmış mı yoksa? Evet. Ya dedim Allah Allah acaba bu annem babam benim annem babam değil mi diye. Farkında olmadan sattım. Çocuktum tabii bunu şey yaptığımız zaman. Sonra işin aslında sonradan böyle bir hadiseler. İşte hurafe Karadeniz ailelerde biz de öyle bir aile olduğumuz için. Karadenizlerde özellikle Karadeniz'de var mı? Ben bizim tarafta gördüm bilmiyorum başka yerlerde de vardı billahi. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bu ölüm işlemi gerçekleştir. Alimi zalim öldürür Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. İsmini koymuştur Zal.
zal peygamber diye zalim koysun ki diye. Peygamberse bu Adem Aleyhisselam ki öyle. Kimin ne olduğunu biliyor canım. Peygamber bilmez mi kimin zalim, kimin alim olduğunu? Baştan koymuş ismini. Said mi, Şakî mi meselesi gibi. Şimdi zal nereye geliyor? Diyor ki sonra diyor o pişman olanlardan oldu, titredi. Bir başka manada Zilzal suresi vardır. Zelzele. Değil mi? Zelzele ne yapar? Titretir. Birinin adı Zil'den, bu daha derin bir manada. Birinin adı Zal'dan gelir aslında. İsimler. Bakın daha derinlemesine daha bu kadar inmeyeceğim ama başka derinliğe inelim. Neyse bir manada vefat eder. Biri öldürülür. Ve öldürüldükten sonra ne yapacağını şaşırır. Sonuçta korkar. Bir pişmanlık duyar. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle şeytanın nefsini kandırmıştır. Nefsi galebe çalmış ve bu hal yapmıştır. Ne yapacağını ölüyü bilemez. O panik havayla. Ve çok enteresandır değil mi? Demek ki Adem Aleyhisselam'ın ilk evlatları bunlar. Evet. Ölüm diye bir şeyi biliyorlar ama ölümün nasıl gerçekleşeceğini biliyorlar mı? Gırtlağı sıkılarak mı, havası burnunu sıkarak havadan mı yoksun bırakacak? O gün kaç kimse ölmemiş. Evet yani ölmemiş. Ölüm nasıl bir şey olduğunu demek ki biliyorlar ki beni öldürecek misin diye soruyor. Bu da çok enteresan. İlk ölen kişidir çünkü yeryüzünde. Evet. Adem peygamber bile ölmemiştir, oğlu ölmüştür. Evlat acısını peygambere taktırmıştır Allah-u Teala. O da ilk evlat acısı takması bu hadiseyledir. Ki Allah Resulü'nü de biliyorsunuz Abdullah ve Kasım ismindeki erkek evlatları vefat evet. etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın o da evlat acısı tatmıştır. İlk evlat acısı tatan Adem Aleyhisselam. Bu manada ilk katil de o esnada olmuştur işte. Zalim katil olmuştur. Şimdi o zaman ayeti kerime şöyle devam ediyor. Bir karga geldi. Toprağı işeledi. Ve kardeşin dedi ki, başka bir ölüyü gömür. Eyvah dedi, ben dedi, bu kargadan da dedi, ibret alamayacak mıyım? Toprağı işledi. Ve ilk mezar işini kim öğretmiş? Karga öğretmiş. Bakın karga deyip geçiyoruz yani. Karga buna da biyolojik teknoloji diyorlar. Yani Allah Teala hayvanlar ile şey yapıyor, teknolojiyi öğretiyor. Evet de tabii o biyolojik, bir gün inşallah onunla ilgili de program yapalım. Mesela o tesbih böceği dediğimiz, pislik böceği dediğimiz, ormandaki leş hayvanları dediğimiz şeyler Allah'ın kutlus ismiyle her yeri temizliyorlar. Leş kargası diyoruz, leşi yiyor. Leşi yiyor, evet. Virüsler onu temizliyor. Ormanda bir leş en fazla 3 gün kalıyor. Hemen temizleniyor. Bakterisi geliyor, domuzu geliyor, çakalı geliyor, şusu geliyor, busu geliyor, temizliyor. Kuddüs ismiyle, temizleyici ismiyle Allah'ın hizmet yapıyor. Şimdi biz şurada bakın, madem buraya da girdik, kedi ölüsü görelim. Sık sık karşılaşırız değil mi? Ya da köpek ölüsü falan. Biz burnumuzu şey yapar, kaçarız, hiçbirini şunu alalım da ya bu kokutmasın demeyiz. Hatta belediye işçileri çoğu yapmaz bunu. Ama hayvanlar bunu yapıyor Allah'ın kutlu ismiyle. Bakın Allah nasıl diğer yüzünü idame ettirmiş. Neyse karga meselesi bu hale girdikten sonra karga mürşitlik yapıyor orada. İlk mezarcı kargadır. Bakınız. Şimdi hiç bunlar bu ayette geçiyor. Şimdi bilinmeyenlere gireceğiz biz. Girelim mi? Vakit var mı? Tabii girelim. Karga bunu gösterdikten sonra zalim olan alimi gömer. Ayetin itibarıyla. Ve pişman olur sonra. Pişman olur ama dolayısıyla burada bir olay vardır. Peki Ademname dersinde benim gördüm, yıllar önce gördüm. Bu erenler muhabbeti. Bunlar fazla derine girmek istemiyorum. Neden girmek istediğimi açıklarım. Çünkü evvel konuları yanlış anlaşılabilir. Altyapı lazım bunlara vesaire. İnsanlar hepsi uçuyor. İnsanların idrakin açık olması. Tabii yani. Ki yani sonuçta ben paylaşıyorum inşallah. Çok istek olduğu için paylaşabildiklerimizi paylaşıyoruz. Konuda zaten sizlerin çok istek de çok ısrarıyla inşallah. Vardı da o yüzden tekrardan açıklarım. Tabii çünkü bu konuları anlatan yok farkındaysanız yani. Çoğu tabii bilmediğinden aslında. Ha ben biliyorum diye söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Bildiklerimizi paylaşıyoruz inşallah. Bu siz aldınız bir ders. Dolayısıyla peki gömüldü. Mezar tamam karga geldi öğretti. Cenaze namazı diye bir şey yok. Hiç düşündünüz mü? Oysa ki bütün ümmetlerde cenaze namazı vardı. Duası, namaz dediğimiz şey cenazede duadır. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çok cenaze namazı kıldırmıştır, kılmıştır. Ve bu bir manada bugün farzdır yani. Cenaze namazı kılınır veya kılınmaz. Gerçi onun şeyleri var da fıkıhta yerleri var. Peki kılınmış mıdır? Çünkü sonuçta peygamber evladı bu. Evladı müminidir. Hiç bundan bahsedemez. Duydunuz mu? Yok. Duyamazsınız. Peygamberler tarihini açın okuyun. Ben de işte biliyorsunuz bayağı bir şey var, neşriyat var. Eskisinden tut yenisine kadar bir tanesini de anlatma. Sadece bu. Gömdü, karga söyledi, gitti. Zaten onu Allah söyle ayette. Peki sonrası? Deminki söylediğim gibi bakın ayet ayete tefsir eder.
Allah söylemiş, ben bir yine ismini vermeyeceğim şimdi. Siz biliyorsunuz ben çoğu çevrede de girip bazen ilmi münakaşalar, münakaşa derken tartışma değil de alışveriş yapıyoruz falan. Önemli kişiler de var bunların işlerinde. Dedim, cenaze namazı niye kılınmamış? Öyle bir şey yok ki diyor, öldürülmüş falan. Var, yok diyor, Kur'an'da bana bir tane göstersene dedi. Şimdi. Kur'an'da olmayan hiçbir şey yok. Yani, hani geçen Muhammed 10 suresini açıklarken arkeolojiye bile görmediler mi diye yere batırdık. Görmek için çıkarmak lazım dedik. Ondan da çok böyle aa hakikaten falan diyenler için. Olay şu. Evet. Kardeş öldürüldü ve gömüldü. Cenaze namazı kılınmadı. Neden? Neden öldürüldü? Kurban yüzünden. Kurban kimeydi? Allah'a adamıştı. Allah kabul etmişti. Çünkü o Allah yolunda öldürülenlerden olmuştu. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz ayeti itibariyle. Çünkü Allah yolunda öldürmedi mi kardeşlerim? Allah'ın yolunda öldürdü. Kurbanı kabul edildi diye kıskançlığından öldürdü. Hatta ben Allah'tan korkarım dedi. Demin ayeti zikrettik. Ve şehitler yıkanmaz. İşte ondan kaynaklanıyor. Ben de onu soracaktım. Ateş aldım mı diye. Evet. Şehitler yıkanmaz. Evet. Şehitler yıkanmaz. Çünkü o soru sözden zıtan öldürüldüğü şekilde defnedilir. O şekilde. Çünkü ilk şehit de kimmiş? Alimmiş. Adem Aleyhisselam'ın öldürülen oğluymuş. İlk şehit. Ve ilk ölü yeryüzünde öldürülen kişi. Katli olan kişi. İlk gömülen. Ve ilk öldürülen kişi. Sır işte. Sır üstüne sır söylüyoruz işte demiş söylediğimiz gibi. Ayet nasıl söylüyor bize? Allah yolunda öldürülenler ölü deme işte. Bunu deyince o adama hakikaten ya dedi ve durdu şöyle yani. Özür dilerim. İlk öldürülen kişi olduğu itibariyle de sır şudur ki yeryüzünde ilk öldürülen Allah için öldürülmüştür ve sona kadar bu böyle gidecek. Evet. Ya başka bir şey için öldürülseydi. Allah yolunda öldürdü. İnsanoğlu şehitlikle başladı işe. Evet. Şimdi anlaşıldı mı burada inşallah? Neden anlaşıldı. Yıkanılmadı, neden şey yapılmadı? Ben o şekilde defnedildi. Hemen onu da sağlamlaştıracak bir örnek vereceğim. Peygamber Efendimiz de Uhud'dayken orada öldürülen şehitler vardı. Evet. Hemen emir verdi. Dedi ki onları yıkamayın. Onun melekler abdestini aldırdı. Olduğu gibi o şekilde gömün. Evet. İşte Enfal suresinde not aldık. İkinci ayette. Ve cilletler titredi. Pişman oldu. O zizal titreme meselesi de. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim bize çok şeyler anlatıyor. Bazılarını çok açık anlatmış. Bazılarını 200'e yakın ayette Allah-u Teala diyor ki şu 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 şöyledir diyor. Ama bu ayetlerin üstünde akledenler için ayrı bir ibretler var. Demek ki Allah-u Teala tabiri caizse iki cümle ayetini söylüyor. Bir üstünden okuyana, bir de tefekkür edip derinleşecek olana ayrı hikmet arayana. İşte hikmeti arayanlar bunları buluyor. Demek ki şehitler buyurduğunuz gibi o çok vaka vardır öyle Efendimizin Uhud'da, Bedir'de vesaire. O şekilde defnedilirler. Melekler yıkıyor. Tabii, melekler yıkardır. Hatta aşıklar da öyledirler. Kendi kanlarıyla abdest eder. Tasavvufta da kültürdür o. Oradan gelmedi. Hemen şimdi bazıları şeriatta var mı böyle bir şey falan diyenler. Tabii sen okumadın. Halatçı Mansur. Çok şey vardır. Şimdi dolayısıyla bu konuda böyledir. Bu sır da böyledir. Burada demek ki çok sır çıkıyor. Demek ki ismi alim ve zalim olması. Bir, ikincisi İlk şehit olması. Üçüncüsü, ilk insanın Allah için öldürülmesi yeryüzünde. İlk ölümü. Evet. Bu çok önemli. Çok bakın önemli. Bunlar hiçbir yerde yazılı çizili şeyler değildir. Ben hemen şurada tekrar bir noktaya parmak basacağım. Dediniz de Kur'an-ı Kerim hani iki kişiye, yani iki ayrı zümreye indirmişti. Evet. Ben onu üç diye algılıyorum. Çünkü bir avama
destek olur. Evet, çok oluyor. Bu arada neye biraz ara verdik? İleriki programlarda inşallah ona da devam edeceğiz. Ramazan'da İnşallah. görüşürüz. Bakalım. Teşekkür ediyoruz. Özellikle bu güzel parça için.
Ben de Orhan Gencebay'ın parçalarında yani böyle çok arifane sözler buluyorum. Eyvallah. Tabii ben kendim çok dinlerdim. Hep okuldaki arkadaşlarım alay ederlerdi ben de. Çünkü onlar o zamanlar Pink Floyd şey yaparlardı, dinlerlerdi. O zaman bu şarkıyı size hediye etmiş olalım. İstiyordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Programın birinci yarısını burada bitiriyoruz. İkinci yarıda çok çok sorularımız var. Eyvallah. Evet, sevgili Babasır seyircileri, programımızın ikinci yarısına başladık. Birinci yarısında bugüne kadar hiçbir yerde konuşulmayan, hiçbir yerde yayınlanmayan konulara Oktan Bey değindi. Ama o kadar çok soracağım şey var ki nasıl yetiştireceğiz onu da bilmiyorum. İnşallah nasip oldukça. Ya Allah süreyi uzatsın. İnşallah. Veya bilemiyorum artık, zamanı iyi kullanalım diyeceğim. Şimdi bugün konuşmalarımızda velilerden bahsettik, Allah'ın dostlarından bahsettik, göklerin ordularından, Türk ordularından bahsettik. Şimdi velilerin insanlar üzerindeki tasarrufları diyeceğim ama şimdi ben de çok yakın bir zamanda bu konuda bir dergiye yazı yazmıştım. Ama bunlar yaşayan velilerdi. Yani mürşitlerin, müritleri üzerindeki tasarrufları. Bir de çok öncelerden yaşamış, ölmüş, ebediyete geçmiş velilerimiz var. Biz onlara evliyalar, türbeler diyoruz. Hala daha ziyaret ediyoruz. Çoğu kimseler de diyor ki bunlar işte batıldır, ölülerden size hiçbir fayda yoktur gibilerinden. Şimdi bu velilerin tasarrufları nasıldır? Yani ben olduğuna inanıyorum. Evet. Bir de bu konuyu sizden dinleyelim diyeceğim. Tabii bu konuda da daha önce bazı klasik bilgiler zikredilmiştir. Müsaade ederseniz inşallah bugün bunu da artık, çünkü halkın kafasında olan bir soru bu. Çünkü evet, hurafedir, çaput bağlamak, bez bağlamak, ölüden medet beklemek, bunun birçok ayet-i kerimede yeri vardır. Fakat bir de şu vardır, bazı ölmüş Allah dostlarının, velullahın büyüklerinin tasarrufları, kerametleri, irşatları devam etmektedir deriz tasavvufta. İrşatları da devam ediyor. Eder. Şimdi irşatları da saydığım şeylerin arkasındayım Allah'ın izniyle. Şimdi hemen birileri biliyorum diyecek ki, böyle şey mi olur? Kur'an-ı Kerim'de işte şudur budur. Evet. İnşallah şimdi bunu açıklayacağız. Haklı olarak böyle söylüyorlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'e göre ölmüş adam ya kendisine faydası yok falan. Doğru. Öldükten sonra öyle. Ameliyle içeri giriyor. Bunda bir beis yok. Ama nasıl oluyor da bunlar irşat ediyor? Bunu açıklamadıkları için hemen inkar yoluna gidiyorlar. İşte burada da bir sır vardır. Bunu da bugün programda çok sırlar zikrettik inşallah. Bunu da açıklayalım. Şimdi halkımız daha iyi anlayacak. Tasarrufları nasıl? Tasarrufları, irşatları, ölmüş bir velinin. Örneğin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri veya Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. 800 küsür sene önce biri yaşamış, biri işte neredeyse 1000 küsür sene önce yaşamış. Nasıl oluyor da bugün geliyor, Oktan Keleş'i irşat ediyor. Veya kameraman Coşkun kardeşimi nasıl irşat ediyor. Olur mu böyle şey ya? Ölmüş adam ya falan gibi. Evet, birçok bunun delilini sunabiliriz. Şimdi mesele şu. Bir, Allah-u Teala buyuruyor bir kere, demin bir ayet-i kerime zikrettik. Sakın Allah yolunda öldürülenlere öyle demeyiniz. Bakara suresi 154. ayet-i kerime. Şimdi hele zaten bunlar ölü değil. Allah'ın ifadesiyle bilakis diyor ayette. Bunlar diridirler. Siz sezemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Halbuki yaşayanlar için de ölü diyor. Yani ayet bu. Allah diyor sakın diyor ölü demeyiniz diyor yani. Bu şehitler cümlesi. Velullah'ın bir takımında da şehitler vardır. Kimi hükmü şehittir, kimi şehidi hakikidir. Bu manada bir kere irşatları olduğu gibi bir başka bir şey daha söyleyelim. Bu açık bir delil. Şimdi başka sırrı bir delile girelim. Daha derin. Nasıl oluyor bu irşat yapıyor? Hoca Ahmet Yesevi Sultan gelip nasıl 2010 senesinde birini irşat ediyor? Diyor ki ey güzin kızım, sakın şu yoldan geceliğin gitme. Gidersen şu 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 olacak. Ve eve gittiğin zaman da şu 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 ayetleri oku. İnşallah felaha ulaşacaksın. Şimdi siz geliyorsunuz, anlatıyorsunuz. Olur mu böyle şey? Hadi sizi geçtik. Böyle bir şey mi olur? Hoca Ahmet'i seviyor öyle. Binlerce sene olmuş, kemiği kalmamış, çürümüş vesaire.
Çok basit. Allah dostuna inanıyoruz mu? Evet, inanıyoruz. Soralım onlara. Evet, inanıyoruz. Allah dostunun büyük kerametleri olabileceğine inanıyoruz mu? Evet, inanıyoruz. Neden? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nde bir mesele vardı. Eskici Mehmet'te de vardı. Kişileri hacca götürüp getirdiği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bunu duyar da zaten ilk bu yola girmesine sebep olur. Üftadı Hazretleri'ne giriş yapma sebebi. Der ki orada bir soru söyler. Niye şaşırıyorsunuz ki der. Kadıdır o zaman Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Der ki Eskici Mehmet'te de Allah'ın düşmanı olan şeytana Allah mühlet vermiş. Bu kadar sınırlı dahi olsa güç vermiş. Mühletin içerisinde bize göre aşılması gereken zaman ve mekan mefhumlarını aşarak hareket yeteneği vermiş de düşmanına bunu veren Allah dostuna bunu vermez mi demiş. Şimdi nereden giriyorum buraya? Allah dostları zaman ve mekan mefhumunu aşan insanlardır. An bu andır, an bu andır, an bu andır. Yani dem bu demdir, dem bu demdir. Yunus'un dediği gibi dem bu demdir meselesi. Müslüman için geçmiş yok, gelecek de yok. Yarına çıkacağımız, biraz sonra çıkacağımız belli olmadığı gibi. Ama bu dem, bu an vardır. Bu anda hizmet yaşamak, Allah'a zikir vardır ifadesi itibariyle. Onlar da zaman mefhumu kalkmıştır. Şimdi irşadı nasıl yapar Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri? Kendi devrinde adetullah diye bir şey var. Allah'ın kanunu var. Sünnetullah diyoruz ona biz. Allah'ın adetleri, kanununu bozmaz Allah. Zamandan ve mekanının sırrını ondan kaldırır, verir ona. O dönemde 1000 sene önceden 2010'a gelir. Zamanda yolculuk yapar. Yani siz şimdi 2010'dayız. Siz o sırrı elde ediyorsunuz. Allah'ın izniyle, Allah'ın size vermiş olduğu ledünî sırla, yetkiyle zaman ve mekan mefhumu sizden kalkıyor. Güzin Hanım olarak 2010 senesinden bir anda 3010 senesine gidiyorsunuz. 1000 sene sonra. Şu anda buradasınız ama yaşıyorsunuz. Yaşadığınız devirde bunu yapıyorsunuz. 3010 senesinde bir şahsiyet görüyorsunuz. Adı X bir şans olsun. O şahsa uyarılarda bulunuyorsunuz. Şunu yapma, bunu yapma, şunu etme, böyle et, böyle yapma. Ve tekrar buradasınız. Aranızda 1000 senelik bir mesafe var. Ama siz hala yaşıyorsunuz. Hoca Ahmet Yesevi de kendi devrinde yaşarken bütün müritlerini Allah'ın izniyle hiç mürşit müritlerini tanımaz mı? İrşat edici adamların listesi elinde olmaz mı? Allah o sizi vermez mi? Keşfiyatı mı yok? Hem Allah dostuna inanacağız, mucizene inanacağız, zaman ve mekan mefhumunun sırları bundan vardır, mevcuttur. Sonra da işte sır budur. Şimdi herhalde buna itiraz edemeyecekler Allah'ın izniyle. O dönemden bu döneme yaşarken geliyorlar, irşatlarını o zaman yapıyorlar. Diyor ki bizim kızım bunu bunu etme, bunu bunu söyleme, şunu şunu yapma veya şu ayet yap, irşadını yapıyor. Kendisi kendi zamanında bunu yapıyor. Sonra kendisi vefat etmiştir. Ama hayattayken 2010'a gelmiş. İrşatları böyle belirlenir. Yoksa işte seyahat edebilme özelliği. Tabii ki. Yani çok net anlattım inşallah. Ben şu anda 1000 sene sonraya gidiyorum. Orada yapacağım iş yapıyorum. 1000 sene sonra gelecek bir insan. Tabii. 1000 sene sonra o insan doğuyor, yaşıyor ama 1000 sene sonraki o insan için ben aslında 1000 sene önce ölmüş bir insan. Ama ben ölmeden önce 1000 sene sonraya gittiğim için zamanda o yolculuğu yaptığım için Allah'ın yetkisiyle ki Hızır Aleyhisselam onlardan biridir. Allah'ın izniyle zaman da yolculuk yaparlar. Zaman gezginleri. Yani o tabiri kullanmayalım da zaman gezginleri tabiri kullanalım da zamanda, mekanda yolculuk çünkü Allah zamanlar içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan hak eder sırrı itibariyle. Onlar o mekanları defter sayfaları gibi, kitap sayfaları gibi arayarak 2010, 3010, 5010 neyse dolaşırlar. O sayfada gezerler. İşte hayattayken oralara gidip irşaat ediyorlar. Onun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçe Efendimizin bir sohbetinde Efendimiz ahir zamanda olacak savaşlardan bahsederken onlar benim kardeşlerim diyor bu ümmeti için. Gelecek. Evet, sizler benim ashabım, arkadaşım ama onlar kardeşlerim deyince biraz sahabe üzülüyor. Hani bizi daha çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse onurlandırıyor. Kardeşim daha samimi, daha sıkı fıkı deyince Hazreti Ali diyor ki ah diyor ben de o savaşlarda bulunsaydım. Hatta rivayet olur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ya Ali üzülme sen de o savaşlarda su taşıyacaksın, bulunacaksın. Yani zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahipler tabiri caizse ve hayattayken bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bizim zamanımıza o zamandan gelmişler, bizi irşat ediyorlar ama bizim için onlar kabirde yatan ölü. Millet de şöyle anlıyor, bunları bilmedikleri için, bu anlattıklarımı anlatmadıkları için, duydunuz mu böyle bir şey? Bunu da duymamışsınızdır. Anlatamak, herkes böyle şey mi, ölü nasıl kalkar? İşte böyle kalkar.
Ama O onların da devir. bedenleri de ölmüyor biliyorsunuz. Yani toprak İşte altındaki ben bedenleri de iki canlı. kısım saydım. Allah yolunda öldürülenler ölür deme. Bir kısmı böyle değil mi? Bir kısmı adetullah üzerine ölebilir der. Ama Rabbani söyler onu. Yani çürüyebilir de der yani. Tamamen fenaya ulaşabilir. Onlar çok şey meseleler değil yani. Ama zamanda yolculuk yapmış, 1000 sene sonraya gelmiş, irşadını yapmış. Sonra kendi halinde şu anda bizim için vefat etmiş ama hala tasarrufları, irşatları devam ediyor. Devam ediyor. Hala daha önce geldiklerinden dolayı, belki bizden çok sonralara gittiklerinden dolayı irşatları devam ediyor. Onun için biz de diyoruz ki onlar irşad ediyor. Hatta bazı kabirlerde vardır, Üsküdar'da bir zapta var bize. Öldükten sonra kerameti gözüken velilerden diye, tasarrufu gözüken bazı kabirlerde bu kitabelerinde yazar. Hemen itiraz ediyor. Öyle adam nasıl işte böyle kalkıyor. Tabii ki ölü kalkmıyor. Şu anda vefat etmiş konumda. Ama ve lakin vefat etmeden önce buraya çoktan gelmişler. O sır kalkmış onlardan. Bilmem anlatabildim mi? Ben Onun anladım için inşallah bir efendim. başka bir şey, Türk ordusuyla alakalı söyledik. Ayet itibariyle Allah-u Teala ne buyurdu? Ölü demeyiniz şehitlere. Allah yolunda öldürülenlere ölü Demeyiz. demeyiniz diyor. Bilakis onlar diridirler buyuruyor. Allah buyuruyor bunu ya. Şimdi Allah böyle buyuruyor, sen ölüsün diyorsun. Bu tabiri caizse bilen için haşa ehli küfüre düşen insan. Küfür ehli olur. Peki sır nedir? Şimdi Türk ordusu Selçuklu'da, Osmanlı'da veya işte şimdi milyonlarca şehit vermiştir. Bakınız. Allah için. Hiçbir onların öyle değil şehitlerin. Allah öyle buyuruyor değil mi? Evet. İnanıyorsak öyle. Bütün savaşlara Nerede katılıyorlar. bunlar? Balkanlar'da. Nerede bunlar? Orta Doğu'da. Nerede bunlar? Kafkasya'da. Nerede bunlar? Avustralya'da. Nerede bunlar? Viyana önlerinde. Şu anda kim bunlar? Türk askerleri şehit olmuşlar. Allah ne buyuruyor? Onlar ölü değildir. Sakın demeyin diyor. O zaman onlar diri hala bizim için uğraşıyorlar. Hani birileri metafizik alem diyecek şimdi ama anlatabiliyor muyum? Demek ki Evet. Allah'ın ifadesiyle hala Türk ordusunun askerleri her yeri kuşatmışlar. Çok Kıbrıs'ta mesela çok yaşandı bu olay. Tabii Kıbrıs'ın yani en şu yakın anda tarihi diri oluyor. olanlar Mehmetçikler onlar. Rahmetullahi Teala ve hepsine. Gerçi onların rahmete de haşa ihtiyacı yok. Bizim rahmet okumamıza ihtiyaç duyuyor yani rahmete. Herkesin ihtiyacı var da. Dolayısıyla bu ülke için, bu ordu için, bu millet için hala şehitler, Çalışıyorlar. İslam için, din-i mümin için ayaktalar, ölü değiller. Bu da ayrı bir sırdır. Onun için bu devlet de yıkılmaz Allah'ın Evet, izniyle. yıkılmaz. Bu orduya da bir şey olmaz. Onun için çok önemli Türk Bu kadar ordusu var, basit. sistem İşte var. ayeti kerimeler bunlar. Evet. Ona katılıyorum. En yakın tarihte yaşadığımız Kıbrıs olaylarında pek çok bununla ilgili olay yaşandı. Herkes buna da şahit oldu. Şehitler her savaşlara iştirak ediyorlar, Eyvallah. katılıyorlar Ondan ve sonra bunu bulunuyorlar. hurafe diye birileri çıkartıyor değil mi? Çıkartıyorum. Şöyle diyorlar, yani askerlerimizin yaptığı kahramanlığı hurafeye Lüminasyonlu. dönüştürmeyiniz. Lüminasyonlu. Yani onlar beden güçleriyle şey yaptılar ama siz bir takım mucizelere bağlayıp kahramanlıkları yok etmek istiyorsunuz. Aslında asla böyle bir şey yok. İşte burada ince bir çizgi var. Bunu herkes demiyor aslında. Belli bir kişiler diyor. Çok açık ve net. Şimdi ben askere gidiyorum. Bakın biz işte dedik ki Türk ordusu bizim için ne önem taşıyor diye değil mi? Evet. Deklara yapıyoruz. Kimi peygamber ocağı diyor, kimi namusumuz, şerefimiz, Şerefler. canımızın teminatı. 53 yaşında bir izleyenimiz ne yazmış? Şu anda giderim demiş. Seve Evet. seve. Doğru. Çünkü her Türk asker doğar. Ben de ekleyeyim ve asker ölür. Yani doğarız söyleriz de ölürüz söyleriz. Ve işte Allah yolunda dönürsen hep diridir, askerdir. Şimdi ben eğer ki şehitliğe inanmasam niye ben askerde savaşayım kardeşim yani? Manyak mıyım? Affedersiniz yani. Canıma kast mı ettim? Gerçek adamı savaşacağım. Türk asker buna Giderim ben kaçmaz de herkes asker. gibi. Niye? Benim bir inancım var. Var. Evet kahramanlığım var. Suret bedenim, fizik alemimde bir şeyim var. Elbette ki iyi nişancıyım. Sporumu iyi yapıyorum, koşuyorum falan filan ama Ama evet bir de de bunlar hani maneviyat demin söyledik ya gök ordusuyla yer ordusu tamam götürüyor. olduğu zamanki mesele işte bu. Ama benim bir de inancım var. Benim inancım olmasa kim beni cepheye sokar? Ha silah sözüyle beni dürterse ama ben oradan bir yolunu bulup kaçarım. Ama benim bir inancım var. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim Gazi. derim. Kalırsam ashab-ı kiramın gazileri gibiyim. Ne mutlu bana derim. Elhamdülillah Rabbim derim. Ubeydullah Hazretleri gibi şehit olmak isterdim. Açısından dua ederim. Şehit olursam da o kurtardık deriz. Kurtardık. İnancımız bu. Evet. İşte bu inancı söküp atamazsınız. Bu ordudan da atılmaz vallahi. Onu yapanlar da aslında tabii belli maksatlı yapan insanlar da şöyle. Bazıları da şu da var. Allah'ın tedbiri de var. Allah ordu kurdu işte demin ayette. Tabii ki silahın olacak. İki katı olacak. Teknolojik ben üstün olacaksın. Ben ordumuzun küçülmesi tarafları falan değilim. Daha da büyüsün. Daha da Çünkü büyüsün, evet. ihtiyaç var. Dolayısıyla elbette ki onu inkar etmeyeceğiz ama ikisini dengeli halde tutacağız inşallah. Kullanacağız. Evet, buradan da şehitlerimize rahmet olsun. Eyvallah. Şimdi
Çok önemli bir konu daha var. Süleyman Mabedi konusu. Evet. Ben de yine hep konularımızda zaten çakışıyor birbiriyle. Birkaç tane daha konu var, o da çakışmış. Süleyman Mabedi sizin de bildiğiniz gibi eski haline getirmek isteniyor. Yani mabet meydana çıkartmak isteniyor. Fakat bu mabet meydana çıkartılırken bizim oradaki bütün İslamiyet'e ait değerlerimiz de yok edilecek. Şimdi onunla ilgili çok sırlar var. Siz de bu konuyla çok ilgileniyorsunuz. Biz biraz da sizden dinleyelim Süleyman Mabedi'nin sırlarını. Şimdi bu geçen programda biliyorsunuz Davut Aleyhisselam'ın kılıcı meselesini, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle alakalı kılıcın üzerindeki yazını bir bilgisayar programı olduğunu söyledik. Evet. Allah'ın izniyle. O programı da Mehdi Aleyhisselam'a ledün ilmi yoluyla veya silsile yoluyla bir şekilde Allah Teala'nın vereceğini söyledik. Evet. Şimdi bununla da bağlantısı var. Şimdi burada ne var? O programda şunu söyledik. Süleyman Mabedi'ni inşa ediyorlar. Ben aslında kitap reklamı yapmak istemiyorum ama geçen herhalde jenerikte yazılmamış. Onu müsaade ederseniz tabii, tabii, sayalım. Söyleyelim. Tekrar şey yaptılar. Kitaplarımızı inşallah 40 Kandil Yayın Evi ve www.kitapelinizde.com Kitap elinizde. Evet, kitapelinizde.com adresinden 40 Kandil yazıldı. Evinize kadar inşallah ulaştırılacaktır. Şimdi asa çıkacak olan kitapta bunu açtım. Hediye olsun diye burada birçoğunu anlattım geçen programı. Bilgisayar programı da dedik ve Davut Aleyhisselam'ın kılıcındaki bazı sırlardan evet. bahsettik. Şimdi Davut Aleyhisselam dolayısıyla harp sanatıyla da alakalı bir şahsiyet Kur'an ifadesi. Zırh sanatını öğrettik ona buyuruyor Allah-u Teala ayetinde. Zırh sanatı. Kalkan yapma sanatı. Şimdi Süleyman Mabedi ile alakalı ilişki ahir zamanda ne olabilir? Dedik ya bir dev bilgisayar yapacaklar. Süleyman Mabedi diye dedikleri şey aslında o bilgisayar bütün kainatı dünyayı tabiri caizse aslında ne yapmak istiyorlar? Kontrol altına almak istiyorlar. İşte çiplerle şunlarla bunlarla şeytanlar teccal tarafları, İsrailoğulları işte Süleyman Mabedi'ni sürede çıkartıp oraya dev bir bilgisayarla bu savaşı başlatmak istiyorlar. Bu dev bilgisayarın da anti programı ne dedik? Davut Aleyhisselam'ın kılıcındaki bilgisayar programı. Mehdi Aleyhisselam'a verecek şifre. Şimdi misal Bakara suresi 102. ayet. Ve onlar Süleyman'ın mülkü aleyhinde şeytanların uydurduklarına uydular. Ayet-i kerime. Allah ne buyuruyor? Onlar diyor Süleyman'ın mülkü, Süleyman'ın mabedini çıkartacaklar da tahtını bulacak. Mülkü işte. Mülkü üzerinde diyor. Şeytanların uydurduklarına uydular. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 102. ayetinde bu açıkça beyan ediliyor. Ve o ayet o zamanı ilgilendiriyorduysa deriz ki bize ne ya? Uydurdularsa, onlar da uyduysa bize ne? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunacak tek unsur, tek kitap. Demek ki bizi de bağlayan ahir zamanda çıkacak bir şey var. İşte o şeytanların uydurduklarına inanan İsrailoğulları bugün o mülkü çıkarmaya çalışıyorlar. O ayetin sırrı budur. Bugün o Süleyman Mabedi'ni çıkarmaya çalışıyorlar ve uydular ona. İşte harıl harıl bunu yapıyorlar. Yerin altına devamlı evet. Uyuyorlar. Şimdi fakat tabii burada çok büyük sırlar var. Allah-u Teala buyuruyor ki herkesin bir planı varsa benim de planım var. Allah'ın planı. Şimdi Süleyman Mabedi nedir? Kudüs'tedir. Değil mi? Siz orada çekim de yaptınız. Çekim yaptım. Belgesel tarzında çok güzel olmuş. Ve oradaki yerleri gördünüz. İşte Mescid-i Aksa veya işte asıl Mescid-i Aksa dediğim tabii ki o yerleri gezdiniz, gördünüz. Dolayısıyla aslında onlar da yanlış biliniyor bugün biliyorsunuz. Asıl Mescid-i Aksa denen yer neresi, Beytül Sahra neresi, Mescid'in yeri neresi, Hazreti Duvar'ın yeri neresi, Ağlama Duvar'ın yeri neresi, her şey birbirine karışmış. Neyse, Süleyman Mabedi'ni oradan çıkarmaya çalışan ayetin ifadesiyle de şeytanın, çünkü onlar şeytanla işbirliği içerisinde yani. Evet. İsrailliler bugün, açıkça söylüyorum, şeytanla işbirliği içerisinde. Çok da büyük zulüm yapıyorlar. Evet, yani bu başka bir şey yok bunun. Dolayısıyla, ama Kudüs bir zamanlar bizim neyimizdi? Kıblegahımızdı değil mi? Evet. Kur'an ifadesiyle. Önceden Müslümanlar, Beytullah inşa edilmeden önce Kudüs'e yöneliyordu. Evet. Ayet-i Kerime itibariyle değil mi? Şimdi ama hiç düşünmeden işte bir sırlar verelim burada. Bugün edelim. Çok sırlar kesin. İnşallah. Bugün bayağı ölçü kaçtı herhalde. Nedir o? Allah-u Teala biliyor ki Enbiya suresi 82. ayet. Şeytanlardan Süleyman'a, Hazreti Süleyman'a dalgıçlık yapanlar.
emrine verdik. Cinler onun için o mabedi inşa ediyorlardı. Ayet dalgıçlık yapanlar. Tabii tabii. Dalgıçlık yapanlar, dev kazanlar. Ayet-i kerimede bakın ayet-i kerimenin numarasını veriyorum ki açıp okusunlar inşallah. Şeytanları bile Allah onun emrine vermiş. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Dalgıçlık yapsın, denizden çıkartsın, şunu bunu yapsın. Cinleri emrine vermiş. Hatta Yasin suresinde yine onunla alakalı bir şey vardır. Evet. Hatta o ayette de Allah Teala buyuruyor ki eğer cinler gaybı bilseydi Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi. Yanında hala çalışıyorlarmış. Süleyman Aleyhisselam da asası böyle duruyormuş. Vefat etmiş abi ki ayetin dediği manada kurt ne zaman asaya girer, yer, dengesi bozulur asanın, düşer, yıkılır. O zaman öldüğünü anlıyorlar. Haber Süleyman ölmüş. O zamana kadar diyor, utanç verici azapta olmaz. Yani ayet şu alay ediyor Allah-u Teala tarzıca ise. Onlar kaybı bilmiyorlar. Bilseler de burnunun dibindeki hadiseyi bilmiyorlar, hala bir şey yapmaya çalışıyorlar. Dermiş ki cinler, aman aman Süleyman bize bir bakıyor, iyi çalışın. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'dan çok korkuyorlar. O 20 sahibi çünkü Süleyman Aleyhisselam. Ve ayetin ifadesiyle şeytanlardan da dalgıçlık yapan emrine vermiş. Şeytanlar bile onun emri altında. Şeytanlar da verilmiş. Evet. Ayet açık. Bunda hiç hurafe bilmem ne falan, evet, yorum bilmem ne değil. Sebe suresi 13. ayet. Yine ona, Süleyman'a cinler diyor. Heykeller yapıyorlar dev, büyük. O tapınakları, tapınak sütunlar. Şeytanları. Cinler ve şeytan. Bakın ayet numaraları veriyor. Şimdi Süleyman Mabedi, Kudüs'teki o yöneldiğimiz kıbleyi demek ki kimler çalışmış ayeti kerime itibariyle? Bakın istirham ediyorum, sır veriyorum. Herkes bunu anlasın. Evet. Sırrı artık açıyoruz. Cinler ve şeytanlar çalışmış. Vallahi bir muradı. Sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim ifadesiyle? Artık bundan sonra kıbleniz Kudüs değildir. Yöneleceğiniz yer Beytullah, Kabe, Mekke'dir ayeti inmiştir. Değil mi? Evet. Peki arasındaki fark nedir? Arasındaki fark, Kabe'nin inşasında bizzat melekler çalışmıştır. Evet. Diğerinde ise şeytanlar ve cinler arasında çok büyük fark var. Peki şimdi diyecekler ki, ya birinde şeytanlar, cinler, peki niye o zaman öyle? Allah öyle murad etti, Süleyman Aleyhisselam'a bunu verdi. Ama melekut ve melekuti alemde Beytullah. Onun için kalple ilişkilendir. Allah'ın evi. Buraya geleceğiz. Kalple ilişkilendir. İnşallah sorumuz da herhalde o olacak. Değil mi? Evet. Şöyle ben de şimdi yeni bir program hazırlıyorum. Onun ismi de Kalbe Yolculuk. Yani eyvallah. Kabe. Evet. Kalp Kabe. Burada da çok güzel ifade ettiniz. Orada Kıbleteyn Mescidi var. Peygamber Efendimiz'in ikinci namazını sahabesiyle kılarken hep zaten başı yukarıdaymış. Allah'tan bir emir bekliyor ki şeye dönmeyeyim, Kudüs'e doğru dönmeyeyim, Beytullah'a doğru döneyim diye. Çünkü alay ediyormuş Yahudiler. Bak hala daha Müslüman oldunuz ama bizim kıblemizi kullanıyorsunuz diye. Evet. Oradan Allah'tan emir, ayet geldiği zaman çok mutlu bir şekilde Beytullah'a doğru dönüyorlar ve onların da artık o alayları son buluyor. Demek ki bunun sebebi Kabe'yi meleklerin yapması ama şeyi Süleyman Mabedi'ni cinlerin ve şeytanın yapması. Şimdi o zaman neticede Süleyman peygamber de Allah'ın peygamberi çıkıyor. Ama orada demek ki cinleri ve şeytanları o kadar büyük bir mabet yapması için onun emrine verdi. Muhassak kılmış. Allah ayetinde söylüyor. Bu hikaye değil. Bu yorum değil. Ayet. Bu Kur'an-ı Kerim ayeti. Ayet numaralarını verdi. Açsınlar Süleyman kıssasını, Kur'an-ı Kerim'den mealini okusunlar, birebir görsünler. Dolayısıyla hatta işte tekrar söyleyeyim, Bakara 102'de ne buyuruyor? Ve onlar Süleyman'ın mülkü üzerinde. Şu anda mülk ne? Süleyman'ın inşa ettiği şey. Onu aramıyorlar mı? Mabet var orada diyorlar. Onun bir mülkü var. Onu çıkarmaya çalışıyorlar. Şeytanların dediğini uydurduklarına inandılar. Halbuki yok orada bir şey. Allah almış. Mesela Süleyman'ın asası. Adam hala geçen bir ahmak. İşte konuştuğumuz zaman bazen işte kusura bakmasın izleyicilerimize. Biz bazen böyle melavimleştir şeyi de kaçırıveriyoruz. Diyor ki Süleyman'ın asasını buldum. Ya Allah ayeti kerimede. Bunu diyen de Müslüman yani. Ya ayeti kerimede Allah-u Teala biliyor ki onun asasına kurt girdi, ağaç yedi, düştü. Ya ağaç bu o zamandan bu zamana kalır mı? Kurt yediğini de söylüyor Allah. Nerede buldun? Yani sonuçta hiç mantık yok. Sonuçta ilim yok işte. İlim böyle bir şey değil mi? Hızır Aleyhisselam meselesinin hızırı bilgiler böyle bir şey. Oturacaksın rahlenin önüne. Bunları tefekkür edeceksin. Bunları iyice kendine sindireceksin. Bakacaksın nedir? Öğreneceksin ki Hızır Aleyhisselam çıksa ama ya şöyle bir şey vardır diyelim ya. Yoksa çık karşına. Bana bugün işte loto totonun sonucunu ver ya da piyango hangisi çıkar ya da işte lambanın cini hesabı gibi bir şey mi söylüyor? Çoğu insanlar ilgi o sebepten dolayı istiyorlar. Yani bir de bu var yani değil mi? Zaten ayet de var onunla. Gaybı bilmek için. Yani işte insanlara fayda olmak için değil, kendi nefsleri istikametinde. Şimdi bu böyle olunca
Musa aleyhisselam asası. Bakın asalar kaç tane? Asa önemli demek ki, çok önemli asalar. İşte biz kitabımızın ismini Asa koyduk, bu çıkacak olan kitabı nasıl evet. olursa. Ve Süleyman aleyhisselamın asasından bahsediyor Allah Teala. Asa. Demek ki bunların bir şeyi var. Bir programımızda ne anlattık? Adem aleyhisselamın Ademname meselesinde şeytan ve Adem aleyhisselam mücadelesi cennette başlarken, Adem cennetinden gelirken şeytan oradan bir şey çaldı, getirdi, bir şey tuttu. Poseidon denen, hani şu mistik bir şeydir. Üç dallı. Onu Coşkun kardeşim inşallah monitörde gösterecektir. Üç dallı, bir hani çatallı. Çatal. Şeytanın elinde tuttuğu bir şeydir. İşte o üç dalı, hatırlarsanız elden hatta şöyle yaptığımız zaman dedim, burada o çıkar. Evet. Yumruk şey yaptığınız zaman şurada çıkacaktır dedik. Üç dallı, şiddet şeyi temsil eder vesaire. Yine bu şekilde elimizi şey yapalım, arı veya karınca çıkacaktır dedik. Hatırlarlarsa izleyicilerimiz. Şimdi o Poseidon meselesi tabii bize ait bir şey değil ama üç dallı meselesi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ben o zaman söylemiştim, bana izleyicilerimiz mesaj atmışlar, hocam hangisi falan filan diye. Hangi ayet onu da belirteyim. Mürselat suresi 30. ayet. Mürselat. Üç çatallı, gölgesi olmayan cehennem gölgesinden geçiniz orada diyor. Mürselat suresi 30. ayet bu Poseidon'a, yani Poseidon bizde yoktur da onun manası, çünkü eski şeylerde de bozula bozula gelen bilgiler vardır. Mürselat suresi 30. ayeti açarsa üç dallı konum onunla alakası, onun mührü de elinde tutar. Ve onunla insanları saptırır. Yani o da onun asası gibi bir şey. Sihir değneği gibi. Hani sihirbazların sihir değneği meselesi aslında Yahudilerin yaptığı şey odur. O sihirbazların değnek hikayeleri. Oradan çıkıyor. Kabalatik şeyleri biraz biliyoruz, biliyorsunuz. Oradan aşırmadır. Süleyman Aleyhisselam'ın asası, Musa'nın asası. Çünkü onlar Allah'ın kudretiyle donanmış asalar, mucizesi orada var. Şeytanın ise oradan çaldığı işte insanları illüzyonla kandırıyor. Göz bağcılık yapıyor. Bir gün Harut Marut meselesine girersek onları orada daha inşallah açarız. Demek ki şimdi bu mesele bununla alakalı. Kabe'yi melekler inşa etmiştir. Onun için Allah'ın evi kalptir deriz. Beytullah Allah'ın evi. Beyt, ev. Allah, onun Allah'ın evi manasında. Ama birçok hadisi kutsi de işaret edilir ki mekana ve zamana sığmadın, mümin kulunun kalbine sığdın. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ama kalpler Allah'a aittir. Ayet-i kerimeler de var değil mi? Beytullah kalple ilişkilenir. Çünkü Kabe'nin hakikati de var. Onları inşallah ileriki bir sır meselesi böyle açılırsa, nasıl olursa anlatırız yani. Ama bugünkü sır çok önemli bu da. Kudüs'ü ayet itibariyle cinler, şeytanlar inşa etmiş. Kıblegahı, onun bir sırrı var. Beytullah'ı melekler. Evet. Adem Aleyhisselam'a vahiy gelmiş. İşte geçenlerde yine televizyonda çıkarmışlar bir tanesi, din akademisyen. Bunu anlatamıyor. Bunu bilmiyor. Çok basit şeyleri de soruyorlar, cevap veremiyor. İnsanlar da bakıyorlar, bunlar önemli kanallarda çıkıyor falan. Demek bu böyle, o bilmiyor falan. Ya bilinmez ama ayetlerde var bunlar. Bazen de çok yanlış bilgiler veriyor insanları, hakikaten yani sanmıyor. Bu ayeti kerime yani. Ya bunu bilmiyorsan çıkma oraya, ya da bilmiyorum da Allah için. Bilmediğini bilmiyorum da yani. Biz de bir sürü şey bilmiyoruz. Bilmiyorum diyelim ki, bilen bizi öylesin, Allah nasibimizi açsın yani. Evet. Şimdi, demek ki bu mesele böyle. Peki başka bir mevzu bununla alakalı. Yeryüzünde Allah-u Teala Bakara suresinde ne buyurdu? Halife yaratacağım dediği zaman melekler, ya Rabbi yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir nesil yaratacaksın demişler idi. Melekler, Allah-u Teala ben sizin bilmediklerinizi bilirim demiştir. Şimdi orada Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye. Güzel yaptım. Şimdi önce cin kelimesi geçer ayette, sonra insan, yani cins ve ins. Önce cin. Yeryüzüne önce cinler indirilmiş, sonra işte insanlar indirilmiş sırasında Allah-u Teala aslında ayet-i kerimelerde veriyor. Allah abes iş yapmaz ayet-i kerimesi. Önce derdi ki insanları, sonra cinleri. Eğer Kelamullah'ta böyle bir şey söylemişse. İnsan en son yeryüzünde. Cinlerden sonra. Şimdi neden? Davut Aleyhisselam'ın kılıcının Mehdi Aleyhisselam'la alakası var dedik. O zaman Calut'un kafasını kesti, şunu yaptı. O kılıç dedik hani gökyüzünden bir meteorymiş, özel bir hadis suresiyle onu ilişkilendirdik biliyorsunuz geçen evet. programda. Bunlar herhalde şeyde var değil mi? Arşivde var mı? İnşallah Bab-ı Sır olarak ayrı bir evet. arşivde var. İnşallah oradan bakarlar izleyicimiz. Çünkü nasip olsa programı yaptıkça bir önceki programın donelerini bir sonraki programda da işte böyle aşağıya gideceğiz. Savaşlar olmuş. Adem Aleyhisselam'ın çocukları ordu kurmuş ve şeytan iblislerle, iblis ve onunla tabi olan cinlerle savaşmış. Şimdi o kılıcın bir özelliği de şu. Kılıç
İns, yani insana karşı çalışmasından çok cine karşı çalışıyor. Cinslere, yani metafizik alem ötesindeki varlıklara, kıyamete yakın onlar akın akın inecekler. Tekrar insanoğlu onlarla savaşacak. Teknolojilerle işte enfürüşler, kızılüstü ışınlar vesaire, birçok dijital alem şu bu falan nedir? Bir madde, göremediğimiz bir madde var. İşte o kılıcın hüneri bir manada da onlara karşı, onların nerede olduğunu belirtecek. Şimdi yine sözüm ona bir şey çıkar, sık sık bazen arada sırada, şimdi televizyonda da bazen çıkıyor. Hep şunu söyler, ayet-i kerime. Cinleri nerede göreceksiniz, cinleri bilmem göremezsiniz, edemezsiniz. Ayet şu, onlar sizin görünmediği yerden size bakarlar. Evet, amenna ve sadakna, ayet o. Ben onu görmeyeceğim ama kılıç görecek. Nasıl görecek? Ben ona haber gönderdim. Dedim ki, evet öyle ikide bir söylüyorsun da. Sen elektriği görüyor mu? Yok ama kontrol kalemi görüyor. Elini alıyorsun, lamba yanıyor değil mi? Burada elektrik varmış. Kılıç da öyle bir maharete sahip bir madendir. Metafizik bir şey boyutu. Nasıl nükleer bomba atıldığı zaman kalkanlar yapıyorlar. Evet. Harp sanatıyla Davut Aleyhisselam ilişkili dedik ya, zırh sanatı vesaire. Zırh sanatını öğrettik diyor Davut Aleyhisselam. Çok enteresandır. Davut peygamber aynı zamanda lir çalarmış. Yani davudi şey, ses. Resimleri çok var, evet, aslında evet. Şeydir. Yumuşak, hani sanatçı ruhlu ama Allah Teala ne diyor, onun yanında da savaşçı sanatını da öğrettik. Demek ki bir Müslüman da böyle çok nazik, zarafet sahibi. Biz Osmanlı padişahları da yapıyor. Evet. Mutlaka musiki biliyorlar. Olacaksınız ama savaşçı kişiliğiniz de kalacak. Gerektiği yerde, gerektiği yeri konar. Bizde şimdi bu ölçü olmadığı için işte savaşçılığı da bilmiyorlar. Mesela ayet var. Allah yolunda siz de, sizde savaşanlara siz Allah yolunda savaşın diyor. Çok önemli bir mesaj. Şunu değil mi? Sizde savaşanlara siz savaşın değil mi? Sizde savaşanlara siz de Allah yolunda savaşın. Allah'a beni unutmadan savaşın. Benim standardıma göre savaşın. İşte bazen cahil zümre söyler. İşte der ki, işte Fatih girdi niye Ayasofya'yı yıkmadı, papazı patriği bilmem ne atadı, işte Hazreti Ömer camiye girdi, niye oraya kilise yapmadı, işte madem aldık biz de onların hepsini kesseydik, soy gitseydi. Niye yapmadı? Allah yolunda savaşmakta bu metot yok. Hatta esir bıraktırdı, onları aç bıraktırmadı, kesinlikle işkence yasak edildi vesaire. Sen onu git Allah'a söyle o zaman yani. Hazreti Ömer'e söyleyeceğine git ona söyle. Bir manada ya da Fatih Sultan Mehmet'e söyle. Çünkü İslam ümmeti Allah için. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Aleyhisselatü Vesselam talimname çıkarttı değil mi? Ne dedi? Uyuyanı uyandırmayacaksınız. Yaşlıya el kalkmayacak. Kapısını kapatanın kapısı zorlanacak, çalınmayacak bile. Kadın, çoluk, çocuğa ve ekinlere, kimsenin hayvanlarına ilişmeyeceksiniz. Siz de mücadele etmeyene kılıç çekmeyeceksiniz. Ne kadar büyük adam. Allah Allah bak. Bizimkiler ne diyor şimdikiler? Kafasını keselim, kökünü keselim. Evet. Allah'ın savaşında bu yok. Biz bunu yapamayız. Onlar yapıyor. Onlar yapıyor. Biz de Allah'ın dediğini yaparsak, işte Davut Aleyhisselam'ın kılıcı meselesi gibi, Allah'ın dediğini sözünü tutarsak, onların hiçbir şey bize işlemez. Çünkü biz Allah yolunda savaşmadığımızdan dolayı çoğu şeyde, istisnaları bir ayrı tutarak söylüyorum genel manada, böyle, onlar tabii bunu yapar. Bir müddette yüksekmiş gibi, öndeymiş gibi gözüküyor ama Allah sonunu tamamlayacaktır. Mutlaka. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gelen yine bir müşrik, yakalanıyor, esir oluyor. Özellikle Peygamber Efendimiz kendi evinden yemek yapıp ona götürüyor ve sonunda o da Peygamber Efendimiz'e biat ediyor. Evet. Yani İslamiyet'te öyle bir esire dahi saygı bir şey var. Şimdi evet, amene ve sadakna. Habir kıssasına demin geçtiğimiz konularda ilk öldürülme meselesi oradaki başka bir sır. Kur'an ifadesinde şunu söylemiyor, nasıl öldürüldüğünü söylemiyor. Yani kayalardan mı attı, kafasına bir şey mi vurdu? Çünkü öldürmeyi bilmiyorlar ilk başta işte, değil mi? Yani? Ne yaptı? Öldürdüğü kesin, katil olduğu kesin. Evet, kesin. Ama nasıl öldürdü? Ama nasıl öldürürse öldürsün, bir sır meydana çıkıyor. Parmak izi herkesin, 6 milyar insan varsa ayrıdır değil mi? Bir başka şey, dildeki iz de öyledir. Bugün onu da bilim kabul etti tıp. Her insanın dilindeki iz farklıdır. Araştırsınlar, seyircilerimiz bulacaklardır. Ve DNA, meni. Değil mi? Buluyorlar kimin çocuğu, kimin falan. Hani gayri ahlaki vakalarda. Şimdi büyüklerimiz ne demişler? Eline, beline, diline sahip ol. Bakın ne sırlar çıkıyor. Çünkü hepsinde çıkıyor bu sır meselesi. İşte alimi şehit eden zalim kardeşi parmak izi, parmak eliyle öldürdüğün ifadesi. Mesele bu. Yine başka bir bununla alakalı. Yani doğarak öldürmüş. Evet. İbn-i İshak diye bir şey vardır. Hadis yorumcusu vardır İslam'da. Der ki, Habil'i Kabil öldürülme sebebi şudur aslında.
İkisi kardeşlerinden biri evlenecekti. O onun güzel olduğu için onu almaya kalktı da o kıskançlıktan ötürü bu gerçi birçok hadis yorumcusu bunu şöyle der. Kesinlikle sahih değildir. Tekvinde de aynısı yazar. Yani Tevrat'ta olduğu gibi almış onu hadis yapmış. Bakınız araştırırsanız bulacaksınız bunu işte. Ben burada İbraniler 11/4'te Tekvin 5/17'de bu da var. Aynısını almış adam. Bunu nakletmiş hadis diye. Allah'tan hadis alimleri diyor ki yoktur ama hala buna inananlar var. Hala anlatır. Böyleymiş, şöyleymiş. Ya Allah için açın Kur'an-ı Kerim okuyun ya. Doğrusu kıskançlık yüzüne. İşte Allah açıkça beyan ediyor. Hiç aramaya gerek yok. Kurban adamışlar diyor. Birinin kurbanı kabul edildi. Ayette işte yani ne kızı, ne evliliği, ne bilmem nesi. Birinin kabul edilmedi. Ondan sebep diyor kıskandı, haset etti. Mesele kurban. Mesele bu yani. Allah müşriklerin kurbanını kabul etmezsin. Evet yani birçok daha ona şey var. Şimdi demek ki İblisin oyunlarına dikkat etmek gerekiyor burada. Mesele itibariyle. Şimdi başka bir meseleye daha girelim burada. Girelim. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir Müslüman kardeşiniz müminle en fazla 3 gün küstür. 4. gün haram olur. Şimdi kim söylemiş bunu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bir sır var bunda. Neden 3 gün? Neden 3 gün? O sırrı da müsaade ederseniz açıklayayım. Açıklayalım. Şimdi seyircilerimiz şey yapsınlar inşallah. Bakara suresi 196. ayet. Okudukları zaman şöyle bir ibare, tabi tamamını okumayayım. İşte kurban gerekir diyor. Yine burada kurban var. Haç meselesini anlatıyor. Tıraş meselesini anlatıyor. Diyor ki kim kurban bulamazsa haçta 3 gün, haçtan döndüğünüzde de 7 gün olmak üzere tam 10 günlük oruç vardır diyor. Ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir. Bu ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir diyor. Allah'tan sakının bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetli olandır. 3 gün tabiri var burada. Mescid-i Haram'da ailesi olmayanlar kurban bulamazsa 3 gün diyor. 3 gün müsaade. 3 gün haçtan döndüğünüzde de 7 gün diyor. Oruç tutarsınız. Şimdi Allah Resulü ne buyuruyor? Mümin mümine 3 gün en fazla küs kalamaz diyor. Ondan sonrası haramdır. Sırrı ne? Gerisi güzel söylenmiş bir şey midir? Ben her zaman söylüyorum. Hazreti Peygamber bir şey söylemişse tefekkür edin. Mutlaka boşuna söyler mi Peygamber? Ebu Turab demiş Hazreti Ali'ye. Boşuna mı toprağın babası demiş. Hemen bizi el yakap. Değil. Onda sırlar var. Tabii bilmezse gelişi güzel. Hikaye roman gibi devam et. 3 gün meselesi şudur. Ne diyor? 3 gün. Bulamazsanız diyor oruç tutarsınız. Oruç nedir? Nefsani bir şeydir. Nefise baskıdır. Nefise cezadır değil mi? Çünkü hiçbir şey. Çünkü nefis ne yapmış? Allah'ı tanımamış. Demiş ki sen sensin ben benim demiş. Sonra Allah-u Teala çeşitli bize metod olsun diye göstermek için nefsin ne kadar bize kötülük emredici ayetin itibariyle söylediği itibariyle anlaşılsın diye onu aç bırakmış. Ondan sonra sen benim Rabbimsin demiş. Oruç onun için çok önemli bir şey. Burada da oruç geçer. Küs tutarsan Müslüman kardeşinle 3 gün müsaade veriyor Allah Resulü. Bunun psikolojik yönü var işte 3 gün içinde öfken geçer, sinirin geçer, kendi kendine muhakeme yaparsın, muhasebe yaparsın, empati yaparsın. Hani İslam'da çok önemli bir açıdan Efendimiz diyor ki kendin için istemedin, Müslüman kardeşin için istemedin veya kendin için istedin, onun için de istedin. Empati budur yani. Empati dediği şey bizim İslam'da var. Ben söylüyorum geçen gene teşekkür geldi. Demokrasi diyorsun, Allah Resulü deviye bile seçme seçilme hakkı vermiş. Eyüp Ensar Hazretleri'nin oraya kapısında deve çıkmış, onun dediğini yapacağız demiş. Ona hak vermiş. Ona hak vermiş. Bizimkiler şimdi burada konuşuyorlar. Ha bak burada yine getirdim işte, burada şey olsun diye. Gazi Mustafa Kemal Paşa, meclisin açısında burada Osmanlıca, o zaman daha dil devrimi olmadı. Hakimiyet milletindir yazıyor. Şimdi ne kadar milletin bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi çok şeylerimiz, belgelerimiz var. Tabii inşallah. Ya, o zaman getiriyoruz, yarısını geri götürüyoruz. Göstermedin ama nasip işte. Ama hepsini göstermeden programda bitirmeyeceğiz. Bu 3 gün meselesini devam edelim inşallah. Çok önemli Müslüman kardeşlerimiz bunları inşallah. Bugün söylediklerimiz her zaman böyle bol keseden şey yapmayacağız inşallah. Bugün farklı bir durum var. Çeşmeden akıyor, doldurmak lazım. Şimdi 3 gün niye? Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şeytana mühlet verdim diyor. Allah Resulü de ledinde sırdır. Allah-u Teala'dan diyor ki, 2 mümin arasını açacak bu. Çünkü sağından geleceğim, solundan gideceğim, arkadan önden biliyorsunuz ayet-i kerimedir. Yapacak bu Allah'ım. 3 gün müsaade ver hiç olmazsa ki açmasın. O mühlet zarfında şeytanın bir hükmü bunlara olmasın. 3 gün. Allah-u Teala da işte sır budur. O 3 günü müsaade eder. 3 gün sonra barışmasan onun için haram olur. Şeytan çünkü gücüne, o ara açma Allah'ın verdiği ona imtihan sebebiyle verdi. Güce sahip olarak
fitneye, fücüre devam eder. 3 günlük müsaade Allah Resulü almış. Onun için biliyor ki Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam 3 günden sonra diyor müminle eğer barışmazsa haramdır diyor. Müslüman olan diyor ancak böyle yapar. İşte oradaki 196'daki hikmetin bir şeyi de odur sebebi. Mühlet ne zaman başka bir yerde bağlanır şeytan? Ramazan aylarında değil mi? Orada da Allah-u Teala onu bize vermiş. Onun için 11 ayın sultanı Ramazan deriz. Onun da sırrı odur ki inşallah Ramazan yine gelecek Allah izin verirse yaşarsak, program yaparsak orada o konulara da gireriz. Orada da mühletli. Kadir gecesinde şeytan bağlı. Ramazan boyunca bağlı. Kim iş yapıyor? Nefsimiz iş yapıyor. Kötülük yapıyorsak nefsimizden, şeytandan değil. Ama niçin çok önemli? İdrak ediniz diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz veya diğer peygamberler Ramazan ayı. Veliler veliullah. Çünkü o şeytan bağlı ya, orada strateji üretiyor. O geri kalan 11 ayda ne yapacağını. Onun için Safer ayı meselesi Peygamber Efendimiz buyurur ya, kim bana çıktığını müjdeleyecek? Hani musibetlere bu ayda yazılır. Evet, o ayda sefere çıkmayınız. Orada strateji yapıyor. Onun için öyle bir idrak edin ki diyor. Hem bireysel olarak, hem toplumsal olarak, ümmet olarak diyor, şeytan 11 ay size hükmünde ya mağlup olsun ya da az zarar versin. Şeytanın burada da aleyhine ale gücü yoktur. Teklif etme gücü vardır. Yanlış anlaşılmasınlar ama teklifi kuvvetlidir. Bunları açacağız inşallah ileride. O kadar basit dedi. Çünkü ayette apaçık düşmanınızdır diye ifade ediyor. Sanal değildir şeytan. Gerçektir aleyhine ale. Biz sanal falan. Resmen konuşur. Ha, işte mesele bu. Ve Müslümanlar şeytanı, meleği, cini, insanı, yaratılmışı, halkı, başlı sözünü diyor, öğrenmek zorundadır ki bunların hastalarını bilecekler, ona göre kendilerine şey yapacaklar. Zamanımız varsa burada melek konusuna da ufacık bir değinebiliriz. Hemen ufacık değinelim. Zamanımız şimdi, azaldı. Daha çok anlatacağımız şey var. Evet, melekler meselesinde de bizler melekleri de tanımıyoruz. Müberrer varlıklar diyoruz melekler. Neye memur edilmişlerse onunla hükümlüler. Kimisi Allah'a zikrediyor, kimisi işte bireysel manada Allah'ın verdiği görevleri yapıyor, arşı tutuyor, yerle alakalı, arzla alakalı, hava, tabii ki depremi yapan vesaire. Birçok görevi var, katibin, kiramin, melekler. Yani yapılmış ne varsa hepsi Allah meleklerinin emriyle. Ama şöyle diyoruz, her şeyi melekler yapıyor diyoruz. Hayır, burada yanılgı var. Misal, atom parçacıklarında, zerreciklerinde birçok kitap yazar. Bunlar da melekten iş değil. Meleğe iftira atmamak lazım. Bakın, meleğin işlediği yer var, istemediği yer var. Onlardan emri diye bahsediyor Allah Teala, değil mi? Şimdi, şeytanın hüküm sahası var atomda, atom parçacığının da daha zerreleri var Kur'an ifadesiyle. Meleğin onda bir müddet parsellemişler hükmü var, cinin hükmü var, insan hükmü var. Misal eğer atomda, atom zerrelerinde, zerrenin zerresinde meleklerin tamamen hükmü olsaydı, Amerika atom bombasını Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atabilir miydi? Kötülük için kullandırır mıydı? O zaman melekler ne yaptı? Zulüm yaptı. Değil. Şeytan kendi önündeki parselizasyonu ele geçirdi. Onun için melekle şeytan savaş halindedir. İnsan da iradesiyle hangi tarafı seçecek? Hak mı batıl mı? İşte meselenin sırrı bu. Mutlak hepsini melekler değildir. Burada da meleklere iftira atıyoruz. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayeti itibariyle şeytan insanlardan hak alacak? Ayettir o. Siz beni gördünüz mü diyecek. Kur'an'da bu geçer. Melekler daha kalacak. Her şeyi melek yaptı, melek etti. Ehli için bu geçerli tabii. Bilenle bilmeyen biri olur mu? Ama orada kullananın nefsi önemli değil mi? Tabii ki. Yani Allah-u Teala zaten atom ve tabii ki. Şimdi ona oraya gireceğim. Böyle bir soru çıkar orada. Misal ona bakarsanız ise her yağmurun tanesini melekler indirir. Her kar tanesini melekler indirir. Eserler ne oluyor? Misal kötü niyetli insanlar ne yapar? Baraj yapar, birden kapaklar açar, bir köyü doldurabilir. Yağmuru melek indirmişti. Evet, sadece indirmişti, boğmamıştı. Onu kulun iradesi sizin dediğiniz yaptı. Kötü niyetli adam, işte o demin dedim ya, atomda onun da bir payı var zerrede. O iradeyi hak tarafında değil de, melek tarafında değil de, şeytan tarafında, nefisli tarafında kullanmış, baraj kapaklarını açmıştır veya atom bombası yapmıştır, atmıştır. Bu böyledir. Melek sadece indirmiştir. Dememiştir ki at. Yani görevli meleklerdir ama tabii benim anlatmak istediğim biraz daha derin bir konu. Anlaşılmıştır inşallah. Yani her şeyi melekler böyle yapar, şöyle yapar dediğimiz zaman bir takım inançsız kardeşlerimiz diyelim inşallah Allah hidayet versin. Bazı haklı olarak sordukları sorularda ya da melekler madem böyle her şeyi yapıyor da niye atom bombasında madem melek atom bombasında niye zulüm yapıyor? Haklı bir soru. Bunun cevabını vermek lazım. İnsan nefsi. Kullanan insan nefsi. Yani aslında melektir. Mesela deprem meleği Cebrail Aleyhisselam'dı. Çoğu Mikail Aleyhisselam zanneder.
deprem meleği bizzat Cibril'dir. Cibril. Cibril Aleyhisselam. Ayet-i Kerime'de var. Mikail Aleyhisselam doğal olaylarını, tabiat olaylarını yapan görevini. Tabiat olaylarını yapan Mikail Aleyhisselam ama depremi Cebrail Aleyhisselam yapar. Ayet-i Kerime'de geçer bunlar. Cebrail Aleyhisselam musibet olsun diye yapmıyor ki Allah'tan aldığı emri uyguluyor. Bu ayrı bir şey. Aslında belki çok büyük bir azgınlığa son veriyor. Tabii. Allah sonra Allah Teala bir kavmi yok ediyorsa bir şey biliyor da yok ettiriyor yani. O ayrı bir şey. Allah'tan aldığı emirle. Ama atom bombasını kul kendi iradesiyle kendi yapıyor. Allah'tan aldığı emirle yapmıyor. Fark evet. Bunlar yani. Bunları ayıralım inşallah ki o gibi sorulara cevap verdiğimiz zaman acizmiş gibi kalmayalım yani. Onu ifade etmek istedim. Tamam, benim de söylemek istediğim evet. Oydu. Yani atom bombası neticede kul kendi iradesi kullanarak evet. Kötüye kullanıyor. Tabii. Aynı şey gibi hani ilaç gibi. Hani bir tane kullanırsanız faydalı ama bir avuç tutarsanız. Kur'an-ı Kerim ayetiniz İsra 82. ayet gibi. Kur'an rahmet ve şifa, mümine, evet. Zalime de hasar edici. Evet. Şimdi biri bakıyor atomdan Allah'ın mucizesini görüyor. Kul huvallahu ehad diyor, bölünemez diyor. İşte atom gerçi bölünüyor, onlar zerre falan. Atom demek bölünüyor, Allah bölünemez. Onda Allah'ın mucizesini görüyor, Allah'a hidayete eriyor. Öbürü de onda bakıyor şeytani bir şey görüyor, atom bombası yapıp gidip insanın üzerine atıyor. Yani burada irade insan önemli yani. Evet, süremiz çok azaldı ama ben bunu sormadan geçemeyeceğim. Çünkü çok güncel bir konu. Biraz önce tahtadan hani insan şeyden bahsettik. Süleyman Aleyhisselam'ın asasından o tahtaya gelince benim aklıma şey geldi. Geçenlerde yine Netfono'da yayınlandı. Bu Çinlilerin şeyi aramaları, Nuh'un gemisini aramaları, hatta orada da bir resim vardı. İçinde böyle örümcek ağları falan. Evet. Hemen o konuya şimdi, gerçekten buldular mı Nuh Aleyhisselam'ın gemisini? Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın gemisi mevcut. Ben bununla ilgili 3-4 sene önce bir yazı yazmıştım, kitapta da aldım. Orada bir zaten maden arıyorlar diye falan. Geçen işte Sayın Enerji Bakanımız Hilmi Güler Beyefendi ile bir televizyon kanalında da beraberdik. Kendilerinin orada yine danışmanlığını yapıyorum şu anda. Selam olsun kendisine de yine. Yani bu konulara vakıfız aslında. Çinlilerin meselesi, açıkçasını söylemek lazımsa yalan olduğu zaten çıktı. Tahta diye bulmuşlar, örümcek ağ falan çıktı, sedir ağacı bulmuşlar da. Zaten git Toroslar'da da 5000 senelik kökünü çıkartırsın. Olay şuydu, neden Çinliler? Biz gittik Türk piramitlerin içine girince bunlar da karşı deklarasyon yaptılar. Ve birileri de bunları kandırmış. İnşallah ileride bununla alakalı. Yani silleme yaptılar. Yani bir manada yaptılar ama yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şimdi nasip olsa biz Türk piramitlerin daha birçok sırları var. Birçok delilleri var. Biliyorsunuz gündem oldu televizyonlarda. 20-30 tane gazeteye çıktı bir gün içerisinde vesaire. Herkes bunu şey yaptı. Dolayısıyla bunu ispat ettik. Allah her programda bu beyaz piramitlerden, Çin piramitlerinden bahsedelim. Bir türlü konuşmak nasip olmuyor. O işte başlı başına inşallah bir program yapalım. Daha çok materyaller var inşallah. Şimdi bunlar sözde, onlar da bak siz bizim kozmik odamızı açtınız, biz de vesaire şunu yaparız falan demeye getirdiler ama olmadı. Olmadı. Tutmadı. Madem öyle getirin bakayım nerede o gemi? 4000 metredeymiş de hatta örümcek çıktı diyorsunuz evet. Vesaire şudur falan. Bir bilim, Amerikalı bilim adamı dedi ki o görüntüler aslında dedi, Karadeniz'de çekilmiş dedi falan. O peki da, bu aradıkları maden X madeni denen bir evet. Zamanımızın veya bundan sonraki zamanda kullanılan bir enerji. Evet. Ve Türkiye'de olduğu söyleniyor. Evet. Çok onu, kısa hemen onu bahsedelim. İlk zikreden bizdik onu. 4-5 sene önce yine basına çıktı falan, kitabımızı da aldık. Dolayısıyla orada bir maden mevcut. Bakın. Peygamberi Allah gemisini oraya oturuyor ve kurtuluş erdi diyor. Kurtuluşun anlamı demin bahsettik sırlardan. Çok derine girmeyeceğim ama anlaşılsın şöyle yüzeysel. Bekası için insanın bir enerji ihtiyacı vardır. Şimdi petrol bitti. Şimdi işte elektrikti, suydu, şuydu, buydu, yer değirmeniydi, kendi kendini yenileyen enerjiler falan. İşte uranyum, efendime söyleyeyim bor, Türkiye'dedir bunun %70'i biliyorsunuz dünya çapında Türkiye'dedir. Hatta belki daha fazla yataklar olduğu söylenmektedir. Şimdi bu maden de bir sonraki teknolojinin madeni. Çok ve bunu yerler. Arıyorlar. Ve kurtardık o milleti diyor ayet-i kerimede. Kurtuluşunun ve bekasının devamı için salih bir milletin. Dolayısıyla bir madene sahip olması lazım. Bu tabii kapatacağım üstünü bunun. Şimdi bunlar sözde. Sadece bunlar değil. Daha önce astronot falan da çıkmıştı. Gelen giden işte oraya çıkıyor. Efendim Nuh'un gemisini bulacağız falan hikayesiyle. Aradan bir de yalan şöyle bir yalan. Hadi bakayım şu mevsimde kim Ağrı Dağı'na çıkabilir ya?
Şimdi nasıl olursa biz çıkacağız Allah'a. Ne zaman mevsimini bekliyoruz? Haziran falan olsun, şu buzullar iyice erisin. Coşkun'u alacağım ben, kameraman Coşkun'u. Nuh'un gemisini mi alacaksınız yoksa? Yani nasip olursa. Yani bir de biz çıkalım bakalım şuraya ya. Belki bu karda Everest tepesine çıkmışmış da. Bilmem. Bunların hepsini bakın Dağcılık Federasyonu Başkanı'nı arayın, şey yapın. Bu konular ilmi, bilmi, teknik konulardır. Öyle sanki burada Bağdat Caddesi'nde geziyormuş gibi, Nişantaşı'nda geziyormuş gibi şey değil o. Bu mevsimde zaten çıkamazsınız. Öyle o yüksekliklere çıkmak kolay değil. Dolayısıyla inşallah bu zaten bekleyelim görelim bakın daha neler olacak nasıl olursa. Onu ama aradıkları bir enerji. O evet. Enerjide inşallah Allah Teala Türk lira nasip edecek. Zaten bizde. Zaten bizde. Bulmasın da Türk lira. İnşallah. Zaten niçin bizim ordumuzdan bunlar bu kadar şey yapıyorlar? Çünkü buranın sahibi ordumuz işte bakın. Yani olmasa evet. Allah muhafaza çoktan topunu attırırlar yani ortalığı. Türklerden bu kadar korkmalarının ve Türkleri bu kadar şey yapmanın sebebi boş değil. Demiş yani bir Vatikan'da papaz Türkler bu dünyaya sahip olacağına Marduk gezegeni çarpsın. Çarpsın zaten. Yani evet. Yeter ki Türkler gelmesin evet. Ama korktukları başına gelecek mutlaka. Allah vaadini tamamlayacak inşallah. Zaten korkunun ecele faydası yok. Yani eğer insan bir şeyden korkuyorsa mutlaka başına gelecektir. İlla ki yazılmışsa, takdir edilmişse kaçış yok yani. Kaçış yok. O korkuyu da işlerine mutlaka evet. Veriliyor. Evet. Şimdi çok fazla belgeniz var. Aslında bu belgeler çok değerli. İzleyicilerimizden de hep soruyorlar. Oktan Bey bu belgeleri nereden buluyor diye. Ben de diyorum ki çalışın sizin de olur demiştim. Nazar etme ne olur çalışın sizin de olur. Şimdi kısaca hemen bunları geçip. Tabii zaten hepsini yine geçemeyeceğiz. Ama nasip olursa bazı geçen bir secereden bahsettim. Bakın bu evet, 1938'de fotoğrafı çekilmiş. Biz Osmanlıca soy ağacı. En başından en altına kadar bütün hepsinin ağaç ağaç yapraklarıyla hem Seyitler Seceresi hem bir Tarikat-ı Aliye'nin seceresi. Seyitler Seceresi. İşte buyurun. Bu orijinal bir aileye ait. Ben burada şeylerini de aldım. Ömer Efendi, Osman Efendi, Bekir Efendi, Enver Bey, İzzet Ağa'nın Ali Efendi'nin zevcesi. Bir yerde oraya geliyor. Bakın numara numara burada. Pertev Efendi dedik. Şerafettin Bey ve devam ediyor. Yine Hayri Efendi, Kazım Bey, Şeyhülislam Vahap Fiyun'u müderrisi olup diyor. Vasıflarını bile sayıyor. O da ailenin içerisindedir diyor. Yine Menazır Ali Efendi, Osman Efendi, Bayram Efendi, Mehmet Efendi saymış. Kaç senelik biliyor musunuz? Burada tarihi var. 1271 tarihli. 400-500 senelik. Burada yine tarihler var tarihleriyle. Seceresi. Şimdi hani geçen söyledik inşallah bunun orijinalleri de var bizde. Onları da şey yapacağız. Zaman geliyor. Çok değil tabii. Bunlar tarlası yok bu kadar da. Ama işte bu bir belgedir. Bunu da yayınlayacağım nasip olursa. Çünkü yok şu anda bu yayınlanmış değil. Dolayısıyla hani diyorlar ya biz şuradan geldik buradan geldik. Bak secere. Çıkar. Beyan et. Ha etmek zorunda mı? Değil tabii ki. Buradan da şunu söylüyorum. Geçen programda söyledim. Türkiye'de orijinal seyitler vardır. Selam olsun onlara. Ama kendini böyle ben seyidim. Ben işte şuyum. Bir de işte biliyorsunuz ülkemizde şey var. Bu mehdilikten falan bahsettiğimiz zaman yanlış anlaşılmasınlar. Şizofren çok. Kendini mehdi zanneten. Bizim mahallede 3 tane vardı bir zamanlar. Her berde de 1-2 tane İsa, Musa. Geçen bir tane Zekeriya Aleyhisselam çıkmış. Bir arkadaş dedi. Hocam dedi bir de bu çıktı dedi falan. Yani bunlar çıkar. Ama bunlar nedir? Gerçek Mehdi Aleyhisselam'ın kamuflesidir. Sahte Mehdiler çıkacak. Şunlar çıkacak. Yani halkımız Mehdi'nin elinde sihirli değnek yok. Ümmet hazır olacak ki Mehdi Aleyhisselam'a Allah göndersin. Vazifesi yapsın. Evet. Bu onunla alakalı. Bu da 12 Nisan 1928 Perşembe günü İzmir depremi olmuş. Ola ki İzmir. Allah enisini bilir. Bakın burada yıkık. İnşallah Coşkun bunları gösterecek. Harabeler. Burada da meşhur saat kulesi yıkılmış. Onun resmi. O dönemde gazetede orijinal. Tepesi yıkılmış. Saat kulesini biliyorsunuz 2. Abdülhamit Han yaptırıyor. Evet. Cennet mekan. O zaman yıkılmış. O zaman daha sonra tekrar tamir yapılmış. İzmir'de şiddetli bir deprem bu. Burada şeylerini anlatıyor. Nasıl meydana geldiğini vesaire. Bir programda Abdülhamit Han'ı ayıralım. Çünkü onu biliyorsunuz bir de şey vardı. İlk robot tekniğiniz. Hep bahsedeceğiz dedik. Bir türlü bahsedeceğiz. Evet, evet, evet. Konu çok inşallah. Bu Nusret Mayın gemisi. Deki bir Bahriyeli erimizin askerlik cüzdanı kayıtları. 3075 ne oldu? Ya orada şehit olan bir Bahriyeli. Evet, evet.
Burada kaydı. Resmi, bahsettiğim şekilde, fesli bir şekilde, burada kayıtları, tutanakları, işte aldığı izinler, tarihleri, mesela orijinal belge. Şimdi hani... Bir de şey vardı, 19 Mayıs 1990. Onları tabii, onları gösteriyoruz. Şimdi belge çok aslında, dediğim gibi. Yani hangisini göstereceğimizi burada şaşırıyoruz. Biz şey yapıyoruz da, inşallah zamanla geldikçe... O harita da çok önemli. Bu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kahramanmaraş. Erkan-ı Harbiye matbaasında basılan 1917'de kendinin çalışmış olduğu bir harita. Yani kendisi bu haritadan. Evet, evet, evet. Burada orijinal bir Osmanlıca gördüğünüz gibi harita. Ben de biliyorsunuz daha önce yayınladım onu. Tekrar onu çerçeve ettik. Belki evde tekrar çekim yaparsanız Abdülhamit Han'ın bastırdı. Köy köy. Tek eşi bende. Onu da gösterelim inşallah. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk evlilik cüzdanı. Osmanlıca yine 1928'de biliyorsunuz Latin harflerine geçtik. O zaman geçmemiştik. Yarı şekilde. Burada tabii şey yapmayacağım fazla, kimin olduğu falan, yüzden. Burada yine birçok belgemiz var da, bunların her biri aslında bir konu. Bakın burada birileri çıkıp şey yapıyor. Bizde, işte şu belge var, bu belge var falan. Burada bir tarih var damgada, okuyorsunuz değil mi? 1919. 1919, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Karadeniz'e çıktığı zamanki aldığı vizelerden bir tanesi, o zaman işte Yunanlılar var, yabancı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bu şeyler veriliyor. Vizesi. Bir tane değilmiş demek ki bunlar. Orijinal metin. Ve niçin gidiyordu? Orada Ermeni ve Rum çetelerini baskına uğratmak maksadıyla gitmişti. Oysaki milli mücadeleyi başlatmak için gittiği belgeler. Yani fotokopi falan... Orijinali tabii. Bu belge çok. Yani burada bakın, daha ben bunları ileride göstereceğim. Nerelerin tapuları, nerelerin şeyi. Şimdi burada yine bir belge göstereyim. Fatih'in tapusu vardı. Onu ileride inşallah. Bu da jandarma, Osmanlı Jandarma Teşkilatı'nın bir askerin beraatnamesi. Mehmet isimli bakın komutanları tek tek rütbeyi vermiş, tek tek vurmuş. Şunu yapmıştı, jandarma teşkilatı tezkeresi. Bakın burada orijinal aldığı izinler, şunlar bunlar. Başarıyla bitirmiş diploması yani. Evet. Ve göreve atılmak için. Çok güzel. Yine çok burada, belge var ama şey evet. Yapalım. Bu belgeleri hep başlı başa deriz ki program yapalım. İnşallah. Tabii bunlar her biri yayınlanacak inşallah. Şey yapacağız. Evet. Yine bu hilafetin kaldırıldığı günün gazetesi. Evet. 1924-18-183 Vatan Gazetesi bu. Hilafetin gönderilmesiyle ilgili beyannamenin yayınlandığı gazete. Burada son halife hilafet kaldırıldı. Beyanname yayınlandı gazete. Yani elimizde çok şükür çok büyük arşivler var. Onların hikayeleriyle birlikte. Tabii yani zaten bunları bir şimdilik gösteriyoruz. Evet. Aslında bunların her biri bir konu. Bir konu evet. Yani birçok mesele var bununla alakalı. Nasip olursa işte programlarımızda neden gösteriyoruz? Şundan gösteriyoruz. Birileri bu ülkede ben tarihçiyim diye çıkıyor. Bende belge var falan. Olabilir. Sadece sende yok yani. İşte neymiş efendim? Birileri çıkıyor, anlatıyorlar zaman zaman. Ben de işte sözüm atıyorum. Emel Paşa'nın mektupları var. İçinde de çiçek var falan. Bende de böceklisi var. Ne yapalım şimdi? Geçen programda yayınlamıştık. Senet vardı şimdi. Ne yapalım yani? Evet. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Önemli olan bu belgeleri sunup bugünkü tarihte neler olmuş, neler bitmiş. Bunları ehillerinin aslında incelemesi lazım. Yani sunuyoruz ama... Biz sunuyoruz, bildiğimiz kadar aktarıyoruz ve artık halkımız şunu söylüyor, hatırlarsınız siz de ilk yaptığınız programlarda da bazı kitaplar var. Aa dedi ya, Osmanlı'da bayağı teknik ilerliği varmış. Yani onları olmaz gördükten mı? Sonra bunlar hani zır cahilde değilmiş falan gibi. Birçok şey, mesela Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı işte burada. Yıldız Sarayı'ndaki bir görünüm yine. Bakın burada da yazıyor Fransızca. Palais'te Yıldız Sarayı'nda bir ağırlama. Yani... Zaten Osmanlı'nın sofra adabı ve sofradaki sunduğu yemekler bütün Fransız evet. Şeylerinde yayınlanmış. Bu da Kore Savaşı'na girmiş olan Mehmetçiklerimize ait. Oradan gelen, şehit düşmüş bu kimse bu. İnşallah. Allah rahmet etsin bizi, kendisini şahsın. O zamanki şafak defteri ve şiir defteri. Ha. Burada çok enteresan her arkadaşının, şöyle yırtmayayım da, askerlerin resimleri falan var. Anılarına hatıra olsun diye. İşte koyun. Hani bugün de askere gidenler bile işte asker hatıraları falan. İşte hepsi birer hatıra yazmış falan. Bu da oradan Mehmetçik ile alakalı. Bunu daha önce göstermiştim ben.
Yine böyle Türk askerinin biliyorsunuz davulla zurnayla şeye gittiğiyle alakalı bir mesele de işte burada o da. Yine Osmanlıca. Savaşa giderken. Tabii askere giderken uğurlama Beyazıt Meydanı'nda asker uğurlaması. Şenlik yapıyorlar davul zurna. Hala bugün o devam ediyor. Evet. Dünyada başka hiçbir orduda yok. Askere giderken. Kınalı kuzular dediği şey o. Davulla zurnayla gidiyorlar. Ve Allah'ın izniyle bunu çekemiyorlar. Hala niye davulla zurnayla gidiyor bu? Gidecek inşallah. Devam edecek. Kınasını da yapıyor. Evet. Allah'ın izniyle. İşte meseleler bunlar. Var mı başka soru? Evet artık müziğimize geçelim. Evet. Müzik mi diyorsun hala? Ama müziksiz kapatmayalım. Öyle mi? Pekala öyle olsun. Hemen sizden bir parça alalım. Bunu yarım söyleyelim. 1,5 olmuş oldu Osman. Tamam 1,5 olsun ama nasıl bir parça söylüyoruz? Yine Orhan Gencebay'dan. Orhan Gencebay'dan. Bunu kime hediye ediyoruz? Bunları siz buyurun hediye edin. Bunu da bana hediye edin. Öyle olsun buradan bu parçayı bütün seyircilere hediye ediyorum. Eyvallah. Aynı zamanda Orhan Gencebay sevenlerine diyorum. Parça sizin. Kime hediye ediyorsunuz? Ben de herkese hediye ettim. Önce kendime istedim çünkü çok seviyorum parçalarını gerçekten. Ve çok teşekkür ediyoruz. Bugün hakikaten çeşmeler açıktı. Çok fazla bilgiler aldık. İzleyicilerimize bu programları biraz daha sık ve süresini biraz daha uzun tutma sözü veriyorum. İnşallah. Ama dediğim gibi bizim imkanlarımız dahilinde. Eyvallah. İnşallah sizlerle en kısa zamanda yine Bab-ı Sır programında görüşmek üzere vedalaşıyoruz. Bir dahaki programda daha güzel konular, daha sırlı konular ve daha uzun programlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın ve hep aşk ile kalın.